Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor Ajansı ile karşınızdayız. Mahmut Alpaslan ve Selahattin Kınalı konuklarımız kendileriyle gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi yayınlar olsun. Açılışı Galatasaray'la yapacağız sevgili seyirciler. Sarı kırmızılı takım sezon öncesinde kamp çalışmalarını sürdürüyor ve şu dakikalarda da bir antrenman gerçekleştiriyor Galatasaray Okan Buruk yönetiminde. Bu antrenmandan görüntüleri de canlı yayında sizlerle paylaşıyoruz. Sarı kırmızılı ekip günün ilk çalışmasını şu dakikalarda gerçekleştiriyor. Geride kalan dakikalarda yaklaşık 25 dakika, yarım saat kadar önce de Galatasaray'ın genç oyuncuları medya mensuplarının karşısına çıktılar ve açıklamalarda bulundular. Onları da dinlemek keyifliydi. 2-0'la Galatasaray Sigma Lomuk karşısında 16 Temmuz'da oynadığı hazırlık mücadelesini kazanmıştı. Şimdi Pardubice ile Sarı Kırmızılı ekip yarın karşı karşıya gelecek. Bu da kampın son hazırlık maçı olacak. Eğer planlamada herhangi bir değişiklik söz konusu olmazsa bu görüntüleri de canlı olarak ekranlarınıza taşıdığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Mahmut Alpaslan ve Selahattin Kınalı ile birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Haris Seferovic adı santrfor pozisyonu için fazlasıyla ön plana çıkmış durumda. Cagney'in de gidişiyle beraber orada sayısal anlamda da bir eksiklik vardı. Nitelik anlamında bir eksiklik olup olmadığı zaten uzun süredir tartışılıyor. Hocam Seferovic adına nasıl bakıyorsunuz? Bir yandan antrenmana göz atalım ama bir yandan da transferleri konuşalım istiyorum. Seferovic bilinen piyasası olan bir oyuncu. İşte Luzern, Zürich, Grasshoppers, Fiorentina. Grasshoppers'tan Fiorentina. Ondan sonra hemen kiralık giden Neuchâtel, oradan Genege dönüyor. Gene Lecce veriyorlar. Novara'ya tekrardan kiralık verildi. Sonra en sonunda Sosyet atılıyor. Bir sezon çalıştıktan sonra orada Frankfurt. En iyi dönemi Frankfurt. Frankfurt'ta yaşadığı o çıkış. 2014-15 sezonu özellikle. Evet, ondan sonra boşa çıktığı anda Frankfurt'ta mukavelesi de bitiyor. Benfica kapıyor. Benfica'da da en iyi sezonu 18-19 olacak galiba. Evet. 31 maçta 22 gol, 7 asist falan öyle. Bir de 2018-19 sezonu var. 22 maç mı? Yoksa 29 maç mı? Öyle bir şey. 22 gol. 29 maç, 23 gol. 2018-19 sezonu. Onunla geçen sezon 2020-21 sezonu ligde 30 maç, 22 gol, 7 işte asist. En yüksek sonunda ve bir kere ceza sahasında çok etkili bir oyuncu. Siz bunlara getirirseniz geçen sezon tamam. Es geçmiş, 10 maç, onların sakatlığı falan gelmiş. Yani ancak bu tarzdaki oyuncuları mı getiriyoruz? Daha şu anda bitmiş bir şey yok. Bu ismi geçen transferlerden hiçbirisinde daha bir şey. Konuşmalardalar. Biraz evvel de iyi bir yerden bunun da bilgisini aldık. Görüşmeler devam ediyor. Daha şu anda hiçbirisinde imza aşamasında. Seferovic için bir de sağlık problemi sonuç. Önemli olan o. Sağlık raporu çıkacak ki Galatasaray. Şimdi şöyle çok sakatlık geçiren bir oyuncu değil. Bir dönem yaşamış onu. Zaman zaman her oyuncuların başına hani şöyle Falcao'da biliniyordu o olay. Örnek. Falcao'nun sürpriz oldu. Yani bile bile lades yapıyorsunuz. Bunda çok fazla öyle bir sürekli devamlı sakatlık, her sezon sakatlık geçiyor değil. Öyle bir şey yok. Müzmin bir sakat yok ama golcü mü şu andaki elindekilerin hepsinden golcü. Bu gerçeği söylemek lazım şimdi. İsviçre milli takımında da aynı şekilde süreçler. Ama bu süreçliği ne kadar götürür? Oradaki oyuncular, yanındakiler, önündekiler, arkadakiler çok farklı oyuncular. Yani resmen taşıyabiliyorsunuz, getirebiliyorsunuz. Kanatlar farklı. Leo'dan mesela, Leo aldığınız zaman sabiki eğer bitirirseniz. Hocam ben sinema konuşmak istediğim zaman Kerem'le konuştuğum zaman aldığım tat başkadır. Seninle ya da Kinyas'la konuştuğum zaman aldığım tat başkadır. Önemli olan yanındaki oyuncu. Ya Seferovic istatistikleri çok iyi. Tamam, çok güzel. 22 gol atmış filan. Şimdi onun yanında oynadığı zaman yanındaki oyuncunun kimyasıyla gösterdiği uyumla şimdiki oyuncuların kimyasıyla göstereceği uyum çok farklı olacak. Hani onu anlattın zaten. Alexander Sörlot 2 gol atmıştı geldiğinde Trabzonspor'a. Bir uyum oldu. 25-30'lara zorladı. Şimdi yani oyuncunun istatistiklerinin iyi olması Türkiye'de iyi olacak garantisi yok. Ben de onu anlatmaya çalıştım. Ben her gelirinde de hep aynısını söylerim. Kimi alırsanız alın. Sizin burada takım oyunu, kolektif oyun çok önemli. Şimdi bir tarafta kolektif oyunu
daha tutturamamış bir Kerem var. Bir tarafta Yunus var. Adana Demir'de onu aşılamışlar oraya. Rahat oynatmışlar ve serbest oynatmışlar ve önde çok faydalı olanmış. Şimdi siz sağ beki bitirirseniz işte sağ bek size orada o pozisyonları yaratır. Çok enteresan. Mariano'dan sonra belki Galatasaray'ın alabileceği, bulabileceği en iyi sağ bek. Son adı geçen. Şu anda adı Dubois. Geçen. Leo Dubois. Leo. Daha imza hiçbir şey yok. Sadece görüşmeler devam ediyor. Olur olmaz onu bilemeyiz. İmzadan sonra daha net konuşuruz ama Seferovic klasik bir santrofor. Yani hani biz deriz de klasik santroforlar gelir vurur orada işte bulur. O tarzda bir oyuncu. Bunu siz ne kadar getirdiniz? Arkadan kim biner bunlar destekler verecekler. Bunlar sonraki iş. Tekrar söyleyeyim yani öyle bir bazı haberler çıktı. Hani müzmin sakatlık filandır filan öyle bir şey yok. Hani yaşanmadı. Şu ana kadar dönemde de yaşamadı. Bir sakatlık geçti evet geçen sezon. Bazı oyuncularda yaşayabiliyorsunuz onu ama geldikten sonra da farklar. Önemli olan biz buraya bu oyuncuları aldığımız zaman bu tarzdaki oyuncuları getirdiğimiz zaman yanı önü arkası ne olacak? Önemlisi olan o. Aynısı orta sahada aldıysanız aynı. Tek fert aldınız. Oliveira mesela aldı. Kimler oynayacak yanında? Adam evet. Her yere gidecek hali yok ki. Tamam ceza sahasına fazla giren oyuncu, araştıran bir oyuncu. Oyun perspektifi çok iyi bir oyuncu ama kimler var? Onları da bir tartmak lazım. Onun için sadece isimlerle veyahut da attığınız gol sayılarına falan olmuyor. İşte Cornelius adamın golü yok. Evet. Golü yok. Bir golüm vardı. Charlotte aynı şey. Golü yok ki. Serilerce izledim, takip ettim. Buraya bir geldi. Aldı süpürdü gitti. Ama takım önemli işte. Serdar. Fenerbahçeli Serdar. Kimse hiç burun kırındı Serdar. En fazla gol atan adam. Yani şey işte Muleka geldi. Bir anda bir çırpıda Cagne gibi bütün her şeyi götürdü. Ama aynısını Beşiktaş'ta yaşar mı? Futbolcu sendikası kurarsak. Çok farklı bir şey. İşçi bayramında temsil edilmek üzere. Bayrağı Serdar Dursun'a taşıttıracağız. Emeğin bayrağını taşıyor. Serdar çok saygıdeğer bir çıkış ya da kariyer gösterisi yaptı aslında bizi bu sene. Onun için onu da analım. Tekrardan Seferovic'e onun zamanında işte o dönemlerde de çok alınması için mücadele verdik dışarıdaydık ama gerçi yine de alınsın diye bazı zamanında olmuyor sonradan oluyor. Zamanın hani onun daha tam böyle şimdi de olgunluk döneminde ama daha böyle dinamik olduğu dönemler. Kaptığınız zaman bonservislerinde ona yatırım, o parayı o vakit vereceksiniz ona. Üç üstesi, üçü vereceksin. Sen de bu işi götürecek ama biz maalesef hep tren gittikten sonra arkasından bakıyoruz, geç uyanıyoruz. Öyle bir şey ama iyi bir olay mı olur? Olur. Seferovic'le ilgili konuşuyorum. Şu an tekrar söylüyorum. Elindekilerin en fazla golcü, skorer oyuncusu. Galatasaray'ın elinde kim varsa şu anda. Ama takım olarak, bütün olarak düşünmek lazım. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah imza biter mi, bitmez mi bilemiyorum. Daha farklılıkları var mı santroforlar? Çok var. Çok var ama siz belli başlı bir isimlere giriyorsunuz sadece. O isimler belli. Onların üzerinden gitmeye çalışıyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Futbol kariyerinde şu ana kadar, Benfica'ya kadar, Sociedad'dan kadar hep kiralık. Tamam Fiorentina almış, yatırımını yapmış, Grasshopper'dan almış ama olmamış. Hep vermiş, kiralık vermiş. Oralarda da başarılı maçlar çıkarmış. Ondan sonra da işte... Kumaşı iyi çocuğun yani. Yok yani santrofor olarak hani derler ya adam santrofor doğmuştu öyle bir tabir vardır. Öyle bir adam tartışmazsınız bunu ama işte takım yapısı çok önemli. Orada sizin oynayacağınız kolektif oyun çok önemli. Ne kadar ceza sahasına taşıyacaksınız? Geçen sezon onun sıkıntılarını Galatasaray yaşadı santroforlarını. Yaşattı daha doğrusu. Çok az toplarla buluştular. Çok az ceza sahasının içine girdiler. Ama bu içeride hakikaten havadan ve yerden bitirici bir oyuncu. Bakalım. Topu da tutabilen, saklayabilen, agresif, baskı yapabilen, aslında etrafına da yardımcı olabilecek bir oyuncu profili Selahattin Kınalı. Diğer futbolcuların da performansının yukarı çıkmasına yardımcı olabilir mi? Ya bence onu yapacak olan Kerem orta saha oyuncuları yani Oliveira gibi oyuncular. Yani ben Seferovic'in adı gündeme geldiğinde tamam olabilir ama Mustafa Muhammed'i göndererek Seferovic alınacaksa Galatasaray'a iyilik edilmeyecek bence, kötülük edilecek. Çünkü Mustafa Muhammed hem geleceği olan bir oyuncu, daha yaşı genç. Seferovic dükkanı kapatmak üzere, birkaç sene daha açıktır o dükkan, sonra kapanacak, kepenkleri indireceksin yani. Senin elinde böyle kıymetli bir oyuncu var ve o oyuncunun şanssızlığı şu, Galatasaray'a orta sahasının belki de bizim uzun yıllardır tanığı olduğumuz en verimsiz, kreatif yönü en düşük, artistik yönü en
düşük seviyelerdeki orta sahasıydı. Yani Mustafa Muhammed ya da başka bir santfor çok fark etmiyor. Besleyecek, araya koşular yaptıracak, türlü aksiyonlar düşünecek, düşündürtecek bir kaliteli orta saha oyuncusu olmadı Galatasaray'ın. Mustafa Muhammed'i de bu orta sahasızlık üzerinden başarısız olarak yorumlayan, öyle düşünen ve göndermeyi planları yapan bir yönetim var. Okuduklarımız böyle söylüyor en azından. Bence Galatasaray Seferovic'i alır ya da almaz. Kendileri bilir. Fayda da sağlayabilir. Ama Mustafa Muhammed'i tutmalı yani. Çünkü sen ilk kez orta sahaya Oliveira'yı aldın. Hatta bir iki isim daha düşünülüyor o kalitede, o komaçta. Onlarla görmen lazım Mustafa Muhammed'i. Çünkü çok geç olur yoksa. Şimdi gönderdin Mustafa Muhammed'i Nanta, Toulouse'a neyse. O orada başlayacak leblebi bir gol atmaya. O da bu sefer arka planda bu bir moral bozukluğu yaratmayacak mı? O da kendi adamını vermişsin, orada leblebi bir gol atıyor. Seferovic'i almışsın ya da başka bir oyuncuyu. Yani enerji anında negatif enerjiye dönmeye meyilli. Çünkü zaten taraftarımızın kulüp ayırmaksızın, renk ayırmaksızın futbol algısı tamamen kazanma ve başarı üzerine kurgulu. Neredeyse bir şey var yani. Abartılı olacak belki de yani başarıya, kazanmaya tapınma duygusu var neredeyse. Oraya kadar gidiyoruz. O yüzden günlük hayatı ve kişileri gerçek değerleri ya da potansiyelleri üzerinden değil de bugün şu anda bize ne veriyorlar üzerinden yorumluyoruz, değerlendiriyoruz. Evet. En büyük hata da o zaten. Mustafa. Ve burada yönetimlere, teknik adamlara büyük görev düşüyor. Camialar, taraftar her gün transfer isteyebilir herhalde. İster yani sana, seni zorlamıyor ki kasada o yok, imzayı o atmıyor. Yani sana Falcao'yu zorla aldırdı deniyor da sonuçta yönetim aldı yani. Parayı taraftar toplayıp vermedi. Yani kitlelerin gazlamasıyla, kitlelerin yönlendirmesiyle kulüp yönetilmez, kurum yönetilmez. Şu anda da kitlelerin çok baskısı yokmuş gibi görünse de tabii transferi yapın baskısı her kulübün üzerinde var. Son şampiyon Trabzonspor. Takım neredeyse tam yani birkaç takviye ister en fazla fakat hala 10 tane 20 tane oyuncu isteyen taraftar var. İki hazırlık maçında hoca doğrayan taraftar var. Yani futbol algımızdaki genel hastalık hali bütün alanlara sirayet ediyor. Hani Simon Cooper boşuna demedi, hani çok klasik oluyor da futbol sadece futbol değil. Futbol sadece futbol değil. Futbol artık hayatın tamamen kendisine dönüşmüş. Her şeyi futbol algısı algımız bütün futbol dışındaki kalan alanlarda da hastalıklı bir algıya dönüşüyor futbol yüzünden. Kimse değer üzerinden gitmiyor. Herkes başarı üzerinden gidiyor. Oysa mesela başarılı bir insan ne yapar? Başarılı bir insan sistemin, doğanın ona sunduklarından kendine çok pay çıkarır. Başarılı ya. Kıymetli, değerli insan ne yapar? Doğanın ona sunduklarından kendine yeteri kadarını alır, fazlasını yine doğaya bırakır. Biz ama birinci tür insanı seviyoruz ve kutsuyoruz. Onları alkışlıyoruz. Oysa alkışlamamız gereken değerli insan, kıymetli insan, başarılı insan değil yani. Bütün tarifleri yeniden yapmak zorundayız ve bizi bu noktaya sürükleyen aslında bu kör olasıca futbol rekabetindeki algı yanlışlığı oldu. Bir türlü de düzeltemiyoruz. Nereye kadar gideceğiz bilmiyoruz. Zor. Mustafa'yı gönderecekler mi? Öyle dün mi? 900 parası bile konuşuldu. Yani sonuçta ya konuşulan şey. 900 zaman, bin euroya yakın para kiralama. Mustafa gittiği zaman elinizde iki tane kalıyor. Gomis ve alırsanız, şayet olursa, biterse, imza atılırsa Seferovic var. Evet. Bu ikisinin size ne kadar garantisini bütün sezon bilemezsiniz. Yani iki tane santraforla gidemezsiniz. Üçüncüsü kim şu anda takımın içinde? Alttan o tarzda kaldırabilecek, her an için kadro gelebilecek var mı yok mu bilemiyoruz. Her şey için konuşulur ama Eren Aydın orada. Oraları biraz futbol olarak çok farklı. Çünkü sizin düşündüğünüz yerler çok farklı yerler. Evet. Gitmek istediğiniz yerler çok farklı. Yani hedef nedir? Her zaman için büyüklerde şampiyonluktur. Ama Mustafa'yı da gönderdikten sonra sizin aktif santroforunuz kalmıyor. Yani çok aktif olan bir santrofor. Eğer giderse tabii. Belki kafalarında başka bir santrofor da var. Ben de okuduklarımdan, duyduklarımdan. Ya, ondan çıktın yola da ben duydum. De o şekilde. Seferovic mesela aldıklarını düşünelim. Artı Gomis var. Üçüncüsü kim? Orada yani her zaman için bir sıkıntı. Mustafa gibi bir santroforunuz her zaman için kadroda olması. Yarın öbür gün hoca diyecek ki ben çift santrofor oynayacağım. Bir anda değiştirebilecek, maçına göre bir değiştirebilecek. Seferovic de bu arada çift santrfor oynamaya epey yatkın bir oyuncu. Çok, hem de çok epey değil, çok var. Yani, çok evet. Var. Yani oynamasını bilen birisi.
Onun için eğer bu tarzdaki bir oyuncu aldıysanız yanındaki tamamlayıcı Gomis olmaması lazım. Yani Gomis olmaması lazım. Tabii bu bizlerin görüşü ama ne kadar da akıl yolu bir. Yani Gomis'te ne kadar sürebilirsiniz, bütün sezonu götürebilirsiniz. Yanınızda Mustafa Mahmut gibi dalabilen, onun aşacağı boşluklara girebilen ve son dönemlerde tamam o merakisini kaybetti son vuruşlarını. O da bizlerin hatası. Onu hazırlayamadık. O geldiği dönemlerdeki o son vuruşları vardı ya. Hepimizin o dedik çok iyi tek vuruşları. Mustafa Mehmet'ten mi bahsediyor? Tek vuruşları. Ben artık şeyi bile düşünmeye başladım. Bilerek kötü vuruyor ki burada mutsuz gönderin beni. Yok hani öyle bir şey de öyle olmaz. O ne kadar şimdi santraforlar. Gitmek istiyorsa bile skor yapması tabii lazım. Skor ya tabii ki öyle yani. Yani benim anlatmak istediğim onun o bir an evvel onları yapmaktan o telaş eden o son vuruşları da kaybetti. Şimdi bu da gerçeği de koyuyorum. Geldiği zamanlar o ceza sahasında tek vuruşları çok iyi, mükemmel bir tek vuruş hakimiyetine sahipti. Ama eğer Mustafa da giderse bu sefer orada sizin mutlaka birisini daha tutmanız gerekecek. İkili hep soru işareti olur. Yani santfor, başka bir santfor transferi de konuşuluyor. Bir sürü şeyler zaten. Yani transfer konuşmak için futbolu organize ediyoruz biz. Yani şimdi transferi biz konuşuruz da oradaki yöneticilerin ne kadar o düşünceleri var. Çıkan isimler hangisi onların listesinde var. Tabii. Onlar hepsi muamma. Ancak en doğrusu nedir biliyor musunuz? Ben ne imzayı attınız? Aldırız beni orta sahadır. O vakit onun üzerinde konuşmak en doğrusu. Onu çünkü attıktan sonra diyorsunuz ki tamam bu takımın oyuncusu alındı. Bununla şunlar olabilir. Bunları getirebilirsiniz. Bunun arkasına birisini de alırsanız daha farklı. Veyahut da yönetimden çıkan ağzınızdan duyduğunuz atıyorum ben Kerem'le anlaşacağım. Ya anlaşmak üzereyiz. O vakit onun üzerinde konuşmak daha fazla. Ama o kadar bir isimler çıkıyor ki hepsini konuşmak mecburiyetinde kalıyorsun. İş bu sefer karma karışık oluyor. Onunki iyi, bununki kötü, öbürü iyi. Senin aldığın topçu Yıldız, benim aldığım Tuğkaka, öbürü onu beğenmiyorsun. Böyle bir kaosun içinde biz toparlamaya çalışıyoruz transferleri. Kaos seviyoruz biz. Hiç sevmediğim iş benim. Bak açıkçası hocalık döneminde de, gerçi hocalık döneminde ben hemen transferlerim 15 gün sürmemiştir. Hepsi hazırdır çünkü önceden. Ama burayı bu yayınlara başladıktan sonra burada hiç sevmiyorum transfer konuşmasını. Çünkü her şey farklı. İnsanların görüş açıları farklı, düşünceleri farklı. Biz saha içinde daha farklıyız. Daha çok endeksleniyoruz. Öbür tarafta farklı kaoslardan besleniyoruz. Onun için kaos demişken bu ara bugün şeyler açıklandı. Liseli gençlerimizin üniversite heyecanının sonuçları geldi. Milyonlarca ailede bu hüzün var, sevinç var. Hüzün var, sevinç var ama şey demeyelim yani gençlerimizle ailelerin ilişkileri aman ha çocuklar evet. Başarısız oldu, başarılı oldu. Hayatın bir tarafıdır üniversite hayatı. Olsa da olur, olsa iyi olur, olmasa dünyanın sonu olmaz. Çünkü pek çok başarılı figürün üniversite hayatını olmadıklarını da biliyoruz. Kaldı ki liseyi sonundaki bir öğrenci yani bir sınavda kaybetti. Çalışır, gerçekten istiyorsa bir dahaki sınava çalışır, onu da kazanır. Yani hayatı karartmaya, çocukları moralini bozmaya falan hiç gerek önemli yok. Önemli bir noktaya temas ettiniz. Hatta Charlie Chaplin ne demiştir? hayat ön provası yapılmamış bir tiyatro gösterisidir. Bundan keyif almaya bakın. Yani evet. Lezzeti fazla yaşamaya bakın. Çünkü isteseniz de istemeseniz de bu misafirlik bir yerde bitecek. Üniversite hayatı da hayatın kendi doğal akışısında olmazsa olmaz diye bir şey değil. Yani. Yaşadığınız günün de keyfini çıkaracaksınız. Bugün evet. Gözlerinizi açtınız, kalktınız, kahvaltınızı yaptınız. Dua edeceksin, evet. Teşekkür edeceksin doğaya, hayata, Allah'a. Kime artık daha çok değer veriyorsun? Şükretmek en önemlisi. Bugünü tabii. Kalktım ama şükür tamam. Ondan sonrası Allah kerim artık. Yolunda ne gider, taş mı çıkar, ne eder onu bilemeyiz. Ama gençlerimiz, biz de hep genç olduğumuz zaman büyüklerimiz hep bize işte gençler bizim geleceğimiz falan derlerdi. Evet. Biz geldik gidiyoruz yukarılara çıktık. İnşallah öbürleri de arkadan iyi gelirler. Yani ama sonuçları iyi değilse anneler, babalar, çocukları çok darlamayın diyebilir evet. Miyiz? O tabii herhalde zaten. Yani. Ya. Bunun hele bu kuşak ya bir sürü şey yaşadılar. Yani evet. Pandemide şu doğrudur ister çalışamadılar. 2-3 yıl gerçekten 8. 9. sınıfları boş geçti çocukların. Yani tolerasyonları var çocukların tabii. Çocuklar da bunu bahaneleştirip başarısızlığı kanıksamamaları gerekiyor. Fakat başarı tarifi üniversite kazanmak değil yani. Evet. Üniversitenin dışında da bambaşka hayatlar var. Çok da güzel örnekler var. Futbol da öyle.
bir sezon başarısız geçersin. Burada ne yönetici ne hoca başarısız saymamak lazım. Onların yaptıkları önemli. Neler sundular, neleri hazırlıyorlar. Ama biz her şeyde hep zirveyi düşündüğümüz için ya biz Kerem futbolu o kadar çok zorlaştırıyoruz ki konuşmayız o futbol bu kadar zor bir şey değil. Ay işte yok çizgiye basacaksın, içeri gireceksin, dışarı çıkacaksın, onu böyle yapacak. Futbol bu kadar zor değil ki ya. Kanuni Sultan Süleyman'ın da bir şeyi az önce aklıma gelmişti ya. Gamınla gamlanıp olmamasın, deminle demlenip olma. Deminle demlenip olma baki. Ne dem baki, ne gam baki. Muhibbi mahlasıyla yazar Kanuni Sultan Süleyman. Bugüne uygundur ya, aklıma takılmıştı, onu da söyleyelim. Yani hayatı sınavlar üzerinden yorumlama yanlışına lütfen düşmeyelim. Sevgili aileler, sevgili anneler, babalar, çocukların önlerinde müthiş bir hayat var, onları bekliyor. Bir Cem Karaca şarkısıyla da desteklesinler kendilerini. Oğluma diye bir şarkısı vardır. Onu da bir dinletip çocuklara beraber dinleyip başarısızlığı sakın ha çocukların üzerine bir mutsuzluk objesi olarak dönüştürmeyin. Cem Baba'nın? Oğluma. Oğluma. Yormayın çocukları kısacası. Yani evet. Bir de o da şey güzeldi. Bugün sen çok... Güzelsin yavrum. Ben de liseyi kazanamadım. Yani düz lisede okudum. Epey de kardeşim çok başarılı bir öğrenciydi. Evet. Tabii o başarılıyken ben başarısız olunca bu zor oluyordu benim için. Tırnak içinde başarısız. Sen başarılı bir adamsın. Ben de onu söylüyordum. Yani hani işte liseyi kazanamadın ne olacak falan. Hallederiz diyordum. Bir şekilde mesleğimiz hayat, oldu yani bir şekilde. Hayatın ilerledim. akışını da ona göre yönlendirmek lazım. Yani illaki buraya diyorsun, fokuslanıyorsun. Bunu ben ya ama olmayabilir. Burada farklı evet. Bir hayat var. Tabii. Farklı bir yön var. Ona da gitmek lazım. Gene biz dönelim futbolumuza, Galatasaray'a gelelim. Biz dönelim Seferovic'e. Seferovic'e gelelim. Seferovic'ten herhalde. Aslında bahsettik epey. Hocam orta alana bir transfer gelecek. Grealish olacak gibi görünüyor. Grealish bu sınavı geçer mi hocam? Pölten'den çıkma. Pölten. Ondan sonra Werder Bremen. Pölten ne hocam? Pölten Avusturya. Avusturyalı kendisi. Yani oradan bilmeyebiliyoruz diye soruyoruz. Evet. Oradan. Ondan sonra Werder Bremen ikinci takımı. Orada Regional Liga'da falan oynadı. Ondan sonra bir ara A takımı yükseldi. Sonra Regional işte, Liga ne demek hocam? Bölgesel lig. Yani hani ben anlıyorum da dinleyenler Bal ligi'den işte. Yani yarı profesyonel mi? Bizim efendim? Yarı profesyonel. Yarı profesyonel. Regional Liga yarı profesyonel ama oradan da çok neler çıktı. İşte Thomas Müller falan oralardan gelme. Biz bir burun kırırız, hiç bakmayız oraya mı? Evet, Alman futbol sisteminde birçok oyuncu orada deneyim kazanıyor. Zaten onlarda biliyorsun 3 tane şey var, profesyonel lig. Bundesliga, ikinci lig, üçüncü lig. Başka yok. Evet. Başka yok. Sonrasında bölgesel lig. Regional mi? Yok. O dördüncü. Ondan sonra regional liga geliyor. Benim Almanya'da yaşadığım dönemler regional liga yoktu. Oba liga vardı. Hmm. En üst seviye oydu. Gençlerde de aynı. Neyse, bu 3 tane ligden, profesyonel ligden dünya şampiyonu çıkıyor. Ne demek istediğimi anladın mı? Evet. Bizi de sayıyorsun, bitmiyor. Ligler bitmiyor. Onun için şimdi oradan gelmeye Hoffenheim aldı bunu. Şöyle söyleyelim. Hoffenheim'e geldiğinden beri 5'i bulmaz attığı gol sayısı. Çok fazla öne giden bir oyuncu değildi. Daha çok müdafaanın içinde oynaması. Dükkanı bekliyor yani, evi bekliyor. Daha çok müdafaanın içinde oynamasını sever ama tabii onlar yanlar, manlar. Ha bana dersen ki Kramaric'i alalım diye, of derim hemen al. Bas parayı al, alabiliyorsun. Öyle bir oyuncu var orada mesela. Alacaksın, o tarzda seni alsın, götürsün, uçursun. O tarzda bir oyuncu. İngiltere falan. Selçuk İnan tarzı bir oyuncu mu? Efendim? Selçuk İnan'a mı benziyor Kramaric'e? Bu Selçuk daha iyi. Selçuk ofansif. Grealish'le kıyaslanıyor. Kramaric'ten bahsediyor. Kramaric Selçuk'un da üzerinde. Çok farklı. Tabii öyle oyuncu almak lazım. Hocam Hoffenheim'li Kramaric'ten bahsediyor. Evet, Hoffenheim'li. Santrfor zaten. Efendim? Santrfor zaten. Olarak geçiyor da Santrfor değil. İkinci forvet Santrfor arası. Orta sahada 10 numara dediğimiz var ya. Adam solda, sağda. Oliveira oyun tarzı bir oyuncu o zaman. Oliveira daha farklı. Oliveira oyunu iki yönlü oynayan. Kramaric daha çok ofanslı olan. 10 numara o zaman. Aynı da milli. Sırp, karıştırırım onu. Sırp mı? Hırvat mı? Hırvat Kramaric. Hırvat. Milli takımı. Neyse. Şimdi bu oyuncu daha çok böyle bekleyen, kesenle oynatan bir oyuncu. Yani bölge diyelim. Bölgesinde kalan, daha çok oralarını toparlamaya çalışan ve müdafaanın içine çok giren bir oyuncu.
Hocam ama 5 yılda 5 gol de çok az değil mi? Efendim? Hiç mi gitmiyor duran toplarda filan? Ya çoğunlukla o tarafta kullanmıyorlar. Onlar belli, onu biliyorsun, Almanlar daha böyle statik oyuncuları severler. Onlar der ki sen bu pozisyonu yap, ben arkasını toparlarım ya da yanına. Onun için oralarda hep başarılı oldu ve oynayan bir oyuncu. Öyle 5 maç falan oynamış bu sezon, yanılmıyorsam geçti. Maç kaçırmamış. 18 veya hatta 20 maçı var. Ondan evvel 30'ları var, görmüş. 28'i falan görmüş. Öyle bir oyuncu. Ama Hoffenheim'de de onlar satıyorlar abi, alıyor. İşte Dortmund'a gönderiyor, oraya gönderiyor, buraya gönderiyor. Galatasaray'ın öyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Bence Oliveira'nın yanında daha farklısı. Benim şahsi görüşüm var. Futbol görüşüm. Galatasaray'da sen öyle bir profil çiziyorsun ki hocam. Bana değil, ben buradan şunu anlıyorum. Yani Berkan'la Taylan'ın bir tık daha iyisi Grealish. Yani öyle söylerim. Abi yani tabir demeyelim de o tarzda bir oyuncu. Biz Galatasaray'da daha çok şu andaki orta sahasında daha çok aktifini severiz. Daha dinamik olmasını üçüncü bölgeyi seversin. Zorlayan. Yani orayı zorlayacak, rakibiniz basacaksın. Mesela bak Oliveira toparlandığı zaman kendini buldu. Zaten adam topçu, söylemeye gerek yok. Evet, evet. Yani ismi geçenlerden tekrardan söylüyorum. Seferovic'i bir tarafa bırakalım santrof olarak. Sağ bek ve Oliveira. Yani hani derler ya cuk diye oturur diye. Hı. O tarzda bir oyuncular. Ama öbüründe yani Diawara'ların falan ismi geçtiği yerde bu tarzdaki oyuncuyu aldığınız zaman ofansa ne kadar destek vereceksiniz? Oliveira tek kalır bu sefer. O da tek kaldığı zaman siz onu toparlamaya zor olur. O vakit üçlü falan orta saha yapmanız lazım. Birisini daha alacaksınız yanına. O vakit elinizdekilerden mi kullanacaksınız? Çünkü şimdi sizde mesela Emre Akbaba var. Evet. Olayı öne taşıyan bir oyuncu. Onu kestiğiniz zaman, bunlarla da oynadığınız zaman bu sefer önde aktiviteniz, yani ceza sahasına girme aktiviteniz zor olur. Mesela Oliveira giden bir adam. Ceza sahasına giren bir adam. Vuran bir adam uzaklardan. Hani daha çok pozisyon oyunu oynayan bir oyuncu. Bizde de tamamıyla tam tersidir biliyorsunuz burada. Biz daha farklı bir oyuncular severiz. O pozisyon oynadığı için orada tamam da onun mesela oynadığı zaman Kerem Demirbay falan vardı. Adam gidiyordu. Onun için 30 milyon verdiler. Leverkusen aldı onu. Yani o tarzdaki oyuncu da Kramaric'de oynuyorsun önde. Hepsi içeri giren bir adam. Sen de sekenleri veriyor. Pat 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 gidiyorsun. O tarzda bir oyuncu mu bize Galatasaray'a ihtiyacı var? Yoksa daha çok oyunu böyle nasıl söyleyeyim, Korakoray'ın ikili mücadele ve oyunu gitgellerini oynayan oyuncuymuş tabii. Onu tabii hoca karar verecek. Melo'yu tarif ediyorsun hocam. Ya ben şu anda mesela bir Diawara diyebiliriz. Hep konuştuk burada da, onu da tekrardan dile getirmeden ama bir Gueye, o tarzdaki oyuncular. Evet. Ama sanki Grealish'le orayı kapatıyor gibi Galatasaray. Grealish nasıl işte, değil mi? Bölge oyununda eğer siz onu o şekilde kabul edeceksiniz, o şekilde oynatacaksınız. Tamam. Verim, istediğin verimi alırsın yani. Sana bir vaat ettiği şeyi verir. Evet. Bizim ülkemizin futbolu o tarzda olmuyor işte. Biz daha çok o gitgellerde gittiğiniz için bir eksikle mi oynayacaksınız, bir fazla ile mi oynayacaksınız? Ya ben hani şöyle hazırlık maçında size. Oliveira'ya bir baktım. Bir yerde mesela durdu koşarken. Müthiş bir zeka gösterisiydi benim için. Hı hı. Ben Oliveira ile Emre Akbaba'nın çok iyi anlaşacağını düşünüyorum şimdi mesela. Gollere bak. Hoca düşünür mü bilmiyorum da ikisini aynı anda sahaya atması. Gollere bak. Gollerde Yunus'u söylüyoruz tabii. Yunus götürdü etti ama. Oliveira iki golün içinde de var. Evet, ceza sahasının içinde. Tıp dediğim zaten. Zaten bunu yapan bir oyuncu. Evet evet. Bu boşuna Porto'da kaptanlık vermezler adama. Roma'da şampiyonluk yaşamışın o şekilde geri dönüyorsa. Orada Emre Galatasaray iyi bir yatırım yaptı. Orada inkar edemeyiz ama onun yanında da işte oynayanı da bulursanız, hani kaymaklı kadayıf dersiniz ya, o tarz olur. Ha burada demek ki o vakit Oliveira atıyorum, Emre Akbaba atıyorum, Çıkıldao, onu daha çok öne göndereceksiniz. Burada da bu kapatan olacak yani pozisyon oyununda. Artık o hocanın vereceği taktik. Arabaya 4 lastik alıyorsun ya Kerem. Evet. Lastiklerin hız şeyleri vardı. 82T, 88T, 92H filan. Şimdi arabaya 3 tane lastiği 92H koyup bir tanesini 88T yaparsan, işte 92H sağ önse araba sağ öne çeker. Yani hepsi uyumlu olmaz birbiriyle. Hocamın anlatmak istediğini ben böyle anlıyorum. Hepsi lastiklerin birbiriyle uyumlu olacak. Mutlaka. Şimdi Oliveira'yı alıp arkasına tık hız bir orta saha koyarsan Oliveira'nın verimi de düşecek. Şimdi siz de işte değil mi, o statik mi oynayacaksınız? Çünkü statik oynayamıyormuş. Onu söylüyoruz işte. İzleyenler veyahut da takip edenler. Bir de Oppenheim'i kaç kere izlediniz, canlı ne kadar izledim bilemem. Takip edenler. Nerelerden izlediler onları da bilemem. Romantik bir takım olduğu için bir dönem çok ilgimizi çekti değil mi Kerem? Hoffenheim. Hikayesi romantik. Hoffenheim'den geldi. Hoffenheim sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim yukarıdan gir, buradan çık, o kadar. Köy.
Evet. Resmen ben biliyorum, bana aşağı yukarı 55 kilometrelik falan bir yer. Allah'ın köylüleri. Ve başkan dağı yıktı, stat yaptı oraya. Artı bir de buz hokeyi takımı var. Bunda Bundesliga'da oynuyorlar. Çocukları yönetiyor onları. Hı hı. Kendisi en alt amatörden çıkıp oynayan. Başkanın oradaki başkan profilinin hocam spordan anladığı şu mu? Yani niye yaptı bunu? Hoffenheim'ı Bundesliga'ya çıkarıp para kazanmak için mi yapıyor bunu? Yoksa spor mu yapıyor adam? Spor yapıyor. Bütün o tesis, o üzüm bağlarının oralarda yaptığı o tesiste. Spor adamları bak, altyapıda mesela Çağlanoğlu var. Çağlanoğlu. Çağlanoğlu'nu çıkardı. Şey diye bizim. Kerem olacak galiba. Amca çocukları. He. O da bu Alman bir, o da bir milli, Alman milli takımında. O da Alman. Oralardan evet. Çıkma. Kerem Demirbay'ı boşuna mı aldı? 1 milyon verdi şeyden, Düsseldorf'tan. Biz bedava alamadık onu. Bedavaydı. Olmaz dediler bundan topçu. Emin ol. Bu gerçeğini söylüyorum. Olmaz dediler. Almadılar. Adam 1,5 milyona mı ne aldı Düsseldorf'tan? Yatırdı parayı, aldı. 30 milyona Leverkusen'e sattı. Alman milli takımın oyuncusu o da Kerem Demirbay. Evet. Hani adam bu işleri çok iyi biliyor. Çok iyi bir tesisler var. Altyapı tesisler. Hayır, para kazanmak için mi yaptı diye söylüyor. Öyle bir şey yok. Adam para, sporu resmen seviyor. Resmen diyorum, bakın köy. Ya evet. Köy. Gidiyorsunuz köy. Oteli bile orada kalmıyorlar. Dışarıda kalıyorlar. Her şeyi sıfırdan yaptılar. Alt liglerden geldiler. En saygıdeğer bir şey. Bu arada ikinci ligde üst lige çıktıkları sezon Dembaba santriforları. İşte Vedat Ibişevik çıktı, uzun süre oynadı. Orada oynadı. Brezilyalı bir on numara vardı. Luis Gustavo da orada oynadı. Gustavo falan aldılar. Yani adamlar araştırıp buluyorlar. O scoutlar var ya, nereler. Ben hep burada söylüyorum, bizim scoutlarımıza, başkanlığımıza gönderin abicim. Sao Paulo turnuvasına gönder. Söyle söyle dedim de tüyü bitti. Her ocakta var bu. 500'ün üzerinde takım var orada. Evet. U20. Ha, onun için şunu anlatmaya getirelim. Yine Kraliçe'ye gelelim. Statik bir oyuncu. Hocam şey de olabilir değil mi? Okan Hoca kendisi özellikle Grilic'i istediyse demek ki Okan Hoca'nın oyun kurgusunda statik bir orta saha var. O bilemem, kendisi mi istediği farklı yerlerden mi? Onları bilemeyiz. Hocam şöyle bir durum olabilir mi? Geçen sezon 6 numara 8 numara orada yapılan top kayıplarıyla Galatasaray kalesinde çok fazla pozisyon gördü. Grilic bu top gördü. Kayıplarını gol de gördü. Grilic bu top kayıplarını minimum seviyeye indirebilecek bir oyuncu. Şimdi, kolay top kaptırmaz. Evet, çok efektif, çok üretken bir orta saha oyuncusu değil, çok kreatif değil. Ama sağlam bir oyuncu, sıkı bir oyuncu yani. Sıfır hata. Çok az hata diyelim. Ya dedim ya, statik olduğu için, karşıların olduğunuz pas için siz bekliyorsunuz. Yani bir de yani işte kreatif denir ya, o tarzda bir oyuncu değil. Ama sizin önünüzdekilere rahatlatıyor. Ne yapacağınız önemli. Önünüzdeki kimlerle oynayacaksınız? Oliveira tamam diyoruz. Onu tartışmaya gerek yok. Kesinin 8'ini de yapar, 10'unu da yapar, 6'sını da yapar. Bu tarzda karışımı bir oyuncu bu. Şimdi siz burada hemen hemen fizik olarak da aynılar. Birbirlerine benzeyen bir fizikleri var. Çok gerideki oyunu mu kabul edeceksiniz böyle bir oyuncu aldığınız zaman? Ki Hoffenheim'in çoğunlukla genelinde hep kontratak çıkar. Öne çabuk çıkarırlar, oradan çıkar. O tarzda mı oynayacaksınız? O tarzın bir oyuncusu bu. İşte biz tabii oyun dikine pas atma yeteneği var mı hocam? Efendim? Dikine pas atma yeteneği Grilic'in. Ya şimdi boş olduğunuz zaman dikine de atıyorsunuz. Yani o, ama bu bir kas ezberidir. Zihinsel bir ezberdir. Oyuncu da varsa vardır o. Mesela sağlam. Kerem önemli bir noktaya değindi. Yani geçen sene o kadar çok oradan gedik verdi ki takım. Evet. O bir travmaya da dönüşmüş olabilir. O hem o travma yönlemiş oluyorsun. Bir de Grilic'in dikine oynama özelliği ve yeteneği varsa. Zaten hoca ondan ne bekliyor? Al topu. Markov diyeceğim. Abdülkerim'den. Ver şeye, Oliveira'ya hemen kısa yoldan ulaştır. Onu becerebiliyorsa bu hoca tercihidir. O zaman çok faydalı bir oyuncuya dönüşür. Şunu söyleyelim. Oynadığı yer yani Hoffenheim falan diyoruz ama Hoffenheim'da da Almanya'da belli bir kalitesi olan ve oradan topçular çıkan. Yani o seviyeye gelen takımlardan bir tanesi. Yani boş orada 3 sene 4 seneden beri oynamazsınız. Tabii. Ama benim anlatmak istediğim, sizin önünüzde ve arkanızdakiler bir Hoffenheim değil. Takımı gibi değil. Şu andaki kadrodan bahsediyorum. Ne zaman siz oraları... Bence Kerem gibi bir oyuncu, Yunus gibi bir oyuncu Hoffenheim'da yok hocam. Kendi çocuklarımızı çok şey yapmayalım. Görüyorum. Kerem bu ara biraz sallanıyor filan. Ama Kerem'de doğuştan gelen bir yetenek şöyle, var. Onların... Dünyada öyle ateşleme yapan oyuncu yok ya. Yeteneklerden ziyade onlarda da yetenekli oyuncular var ama kolektif oyun çok önemli. Avrupalılar zaten en çok baktıkları yer kolektif oyun. Sizi alıyorlar, bakın alıyorlar. Veriyorlar 15-20 milyon alıyorlar. Ondan sonra bir bakıyorlar ki takımın kolektif oyunu, o zihniyet oturmadıysa sizde,
Hemen kiralık gönderiyorlar. Hocam Galatasaray doğru hocayı seçti bu yüzden. Onda öyle lafımız yok. Şimdi ne yaptı? Okan Hoca kupa kaldırdı. Kimlerle? Kolektif oynadığı takımlarla yaptı bunu. Yani Galatasaray aslında doğru işleri yapıyor fakat sonuç alamıyor bir türlü. Şimdi ben geçen seneki yeniden yapılanmayı da doğru buluyordum. Sonuçları kötü oldu. Olabilir. Şimdi yeniden bir yapılanmaya gidiyorlar. Bence yine doğru hamleleri var. Ama Mustafa Muhammed'i yollarlarsa bütün doğru hamleleri sıfırlarlar benim gözümde. Yollamazlar herhalde ya. Şu an iki tane kalıyorsun. Nasıl olacak? Yani başka bir yok. Şu da olabilir. Galatasaray Mustafa Muhammed'den vazgeçmek için yapmıyordur bunu. Bu çocuğun başka bir havaya ihtiyacı var. Gitsin bir sezon gurbet yaşasın yani. Belki toparlanıp gelir. Uzun vadeli. Sonuçta bu çocuk 22-23 yaşında değil mi Kerem? Ama şimdi öyle diyoruz. 24 oldu mu? Oldu sanırım. Zaten öyle diyoruz da bak şimdi Yunus geldi. Farklı bir oyuncu. Evet. Arkasına Oliveira geldi. Farklı bir oyuncu. Onun arkasına işte alındısa farklı bir oyuncu. Sağ bek çok farklı bir oyuncu. Evet. Emin ol Mariano'dan sonra o kadar yatırım yaptınız oraya. Bir tanesi Mariano'dan iyi mi diyorsun? Ya bu nasıl söyleyeyim? O da Fransa'da oynadı zaten. Bu şimdi Fransa milli takımının oyuncusu. Ve yanılmıyorsam iki tane takım da Vinland'dan çıkma. Bir de işte Lyon'da oynuyor. Başka bir takımda oynamadı galiba. Çok bildiğim kadarıyla çok gezginci bir oyuncu ve full oynayan bir oyuncu. Hmm. Ya emin ol Mariano'dan Galatasaray onu gelecek. Türkiye'yi nasıl tercih etti öyle bir oyuncu? Onu bilemem. Bitirirlerse büyük iş başarmış olurlar. Bakın evet. Bitirirlerse daha imza şu konuştuğumuz oyuncudan hiçbirinde daha imza falan yok. Sadece görüşmüyorum. Evet. Bitirirlerse çok büyük iş başarmış olurlar. Eboe Mariano'dan sonra orasını biliyorsun ne paralar harcandı. Dikiş tutmadı. Alabileceğiniz en iyi yani piyasada Avrupa piyasasını bulabileceğiniz en iyisi eğer evet. Bitirebilirsiniz. Bu gerçeği söyleyelim. Şimdi Mustafa böyle bir oyuncuların potansiyelinde oynadığı zaman evet. Çok farklı bir onu şeyler görüyoruz. Ben de dedim ya Seferovic Mustafa ikilisi geldiği zaman olursa ikilisini çok farklı işler yapabileceğini düşünebiliyorum. Arkasını tabii Galatasaray 4-2-4 oynayacak. Ya her şeyi oynayabilirsin. Değiştirebilirsin. Yani şimdi hep dizilişlerin üzerinde kalmıyor. Oyun içindeki dizilişler çok önemli. Oyun içindeki o dönerler çok önemli. Yok benim derdim Kerem'le Yunus'u da ilk 11'de sahaya atmak. Siz nasıl dizerseniz atarlar dizin. Atarlar zaten yani. Onun onlar söylüyorum. Şu an... Hani çift santfor diyoruz da Seferovic Muhammed. Tamam çift santfor yaptık. Kerem Yunus. Bence Kerem'le Yunus da sahada olsun. Nasıl olursa hoca nasıl istiyorsa 1-9-1 yapsın ama onlar sahada görelim. Onların ikisini de oynatacak da. Şimdi bak Yunus, Leo da geldiği zaman sahabek. Orası... Çok farklı bir oyun düzeyi bu sefer Yunus fazla geri gelmiş. Hep tabii. İstenilenler onlar yani açıklar gelsin adamını kovalamayacak. O adam çok iyi oynamasını biliyor. Leo o kadar içeri falan kapatmasını biliyor ki. Yani adam ben buranın oyuncusuyum diyor. Yani söylemeye gerek yok. Siz bunu aldığınız Sanyol zaman gibi yani. Siz bunu aldığınız zaman 3 sene 4 sene gözünüzü kapayın. Allah yaşı sakatlık falan vermediği zamanı. 26 yaşında. Gencecik ya. İyi bir 27 bak, söylüyor, iyi bir sahabek. Yani piyasada bunu bitirirlerse çok büyük iş başarmış olurlar. Bırak öyle orta sahaya bunu bitirirlerse emin ol çok iyi bir iş başarmış olurlar. Ve bu dışarıda gitmesi o kesmeleri, o topları, ara pasları, girdiği zaman vuruşları her şey mevcut. Bir sağ bekte ne arıyorsan modern bir sağ bekte hepsini kademeye girişleri, ters kademe üçlü de oynamasını biliyor. Yani tek Mariano'dan sadece... iyi dedim benim için konu kapandı. Bak Mariano farklı bir oyuncu ama bu onun da farklı bir varyasyonlu bir oyuncusu. Defansif yönleri daha iyi sanki Mariano'dan. Çok iyi geliyorlar. Defansif yönü var. Oyunu kullan, topu kullanması var. Oyun akışında itmelerini çok iyi yapıyor. Yani tekrar söylüyorum. Bir sabitten modern bir sabit diyoruz ya biz. Ne var? Çizgiye çıkması mı? Çıkıyor. Yeter ki sen onları zamanında işte bak Oliveira'nın çok istediği şeyler. Onun o diagonal topları var ya arkaya attıkları toplar. O Kramaric nereden çıktı ya? Grealish. Peki Allah söyledi. O da hemen bırakır. Tabii 3 pasta çıkabilirsiniz. O andaki sizin o çabuk oyununuz oyun akışına geçer. Ama tekrar söylüyorum. Sağ bek inşallah bitirirler. Bitirirlerse çok iyi bir iş başarırlar. Victor Nelson'un açıklamaları var. Medeven suplarına değerlendirmelerde bulundu. Danimarkalı stoper izleyelim. Victor Nelson'un açıklamalarını sizlerle paylaştık. Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Sarı lacivertli takımda da transfer çalışmaları devam ediyor. João Pedro'yu kadroya katmak için ciddi anlamda Fenerbahçe mesafe kat etti. Bununla ilgili hazırlamış olduğumuz bir haber var. Ekrana getirelim. Ardından sarı lacivertlilerin gündemini konuşacağız. João Pedro transferini Fenerbahçe gerçekleştirmek istiyor. Bu yönde sarı lacivertlilerin yapmış olduğu çalışmalar var. Daha önce Galatasaray'ın da listesinde olan bir oyuncuydu ama
Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirme yolunda daha büyük bir adım atan taraf konumunda. Hocam ne dersiniz? Fenerbahçe'nin mevcut hücum hattını düşündüğünüz zaman João Pedro'yu oraya uygun buluyor musunuz? Ya şimdi bizim Türkiye'deki bütün takımlara uygun da Fenerbahçe'nin orası çok fazla. Benim uygun gördüğüm kim var biliyor musun? Orada Arda var. Bize sorarsan Arda var ama tabii onlar daha farklı. Hoca daha farklı düşünüyor. Şimdi İrfan Can var. İrfan Kahveci var. İrfan Can nereden çıktı? İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci. Arda var. Lincoln var. Hocam bu oyuncu ama hani tam net bir 10 değil. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tam net 10 demiyorsun. Yani hatta 9'a daha yakın. Calgary'de de oynadığı zaman o kadar sabit oynuyor ki. Bütün toplar bunda. Oranın şeyi. Kaptanıyım ben de yani. Bütün her şey istedi. İsterse buraya koşuyor, isterse buraya koşuyor. Ama hocam vuruş tekniği ama çok iyi. İşte bak son gelişlerde, son iş bitiricilerde ve solakta iki ayağını da kullanıyor. Kabiliyeti var. Şimdi orası şeyde geldi, King de geldi. Bir de şeyi istiyorlar, Gladbach'takini istiyorlar, santroforu. Elinde Rossi var, Valencia var. Onlar herhalde gönderecekler yani. Çok, Valencia gönderilir mi hocam? Rossi'yi bulamayın mı? Bunları aldıktan sonra ne yapacak? Hepsinin en iyi Valencia. Nasıl oynatacaksın? Yani? Onu bilmiyorum. Şimdi sol bek istiyorsunuz, tamam sol bek alacaksınız. Ferdi gidecek öne. O da var şimdi. Vallahi Fenerbahçe'nin şöyle bir çırpıda saydığın zaman o 10 numara olarak değerlendirme veyahut da ofansif işte şeyle Crespo'yla Arao'nun önünde oynayacaklar bir çırpıda 5 kişi var. Mert Hakan'ı daha saymıyoruz. Evet. Bak geçen sene Fenerbahçe'yi yukarıya taşıyan orta sahadan bu sene hiçbirini göremeyebiliriz. Orada zaten oynayan kim vardı? Bir tek ya, Crespo vardı. Crespo, Mert Hakan, Jais. Bu sene Jais iyi komürde yer bulamayabilir. Bak Crespo olur bak. Crespo ile Arao'yu oynatabilir. İkisini oynatabilir. Onların önünde hocam, bir kişi. Hocam Crespo varken Arao'ya niye para harcıyorsun? Ben de onu söylüyorum. Hayır, ya. Şimdi şöyle söyleyeyim. Herhalde Jesus izledim diyor maçları ama bence mesela Crespo'nun Fenerbahçe Trabzonspor Fenerbahçe hatta iki Fenerbahçe Trabzonspor maçını ve Galatasaray Fenerbahçe maçlarında bir Crespo'yu bir izlese bir hoca herhalde oraya başka adam istemez. Mutlaka, herhalde izlememiş ya. Mutlaka biliyordur da şöyle düşünüyor zaten. Avrupa maçlarını da düşünüyorlar. Hocam var elinde 10 tane adam var şimdi ya. Var da tabii hocanın düşünceleri çok fazla. Mesela Arayla Libertadores Kupası'nı kazandı. Her aldığın adam Arda'yı biraz daha ihtimalini azaltıyor. Bizim kendi düşüncemiz o. Biz Arda'yı düşünüyoruz da şimdi Lincoln farklı bir hocam. Arda'yı değil hocam. Ben kendimi düşünüyorum. Ben Arda gibi bir yeteneği izlemek istiyorum. Şimdi biz onu söylüyoruz da hocalar tabii farklı. Bak Lincoln farklı bir oyun düzeni var. Arda'nın kendine münasır bir oyun düzeni var. İrfan'ın kendine münasır bir oyun düzeni var. Burada ettim 3 tane solak sende. Artı şeyi de alacaksın şimdi. Pedro'yu da. Bu da çok farklı bir oyuncu. Etti sana 4 tane o mevkide oynayan oyuncu. Mert Hakan tabii oyunun iki yanlısını düşün. Hani ofansif ve defansifte iyi işler yapmam ama Mert Hakan'ın bir özelliği de var. Dışta da oynuyor. İrfan da dışta oynuyor. Senin dışın kapalı, orası kapalı. Yani şu anda biz Fenerbahçe için çok farklı oyun, çok iyi oyuncular, çok iyi hepsi. Fert fert yola çıkarsan sağ tarafta oynatmak istediklerin, açıkların hepsi farklı. Özelliklere sahip, dripting kabiliyetleri çok üst seviyede. Bizim standartlardan konuşuyoruz. Sol taraf aynı şekilde buradaki harmoni nasıl çıkacak ama kadrocu geniş tutmak istiyor anladın. Bir de İsmail var. Bizim hiç görmediğimiz bir İsmail çıktı. Şimdi gerçeğini söyledim. Evet. Kamp döneminde hazırlık maçlarında oynattığı bir İsmail tamam var. Tamam hocam işte Aro niye geldi diyorum ben. İsmail hocam de var. Onu da bak Aro'nun kim gittikten sonra bir şey bozulacak orada. Bir çark bozulacak. Oraya kim gelecek bilmiyorum. Nino'nun filan ismi geçiyor gene Brezilya'dan. Arao da orada oynama meziyetleri var ama esas sana faydalı olacak yer o defansif orta sahada. Şimdi şundan yola çıkalım. Arao'nun en büyük özellikleri ne biliyor musun? Çünkü Brezilya'da bizdeki gibi kapalı falan oynayanlar yok. Hepsi ofansif oynadıkça aldığı zaman pat adrese pastırını atıyor. Çok boşluklar buluyorlar arkada. Bizde onu nasıl bulacaksın? Dışta nasıl bulacaksın? Orada o boşlukları bulamadığın için de oyun nerede sıkışacak? Bunu çözmek için işte o dripting kabiliyeti olanlara ne kadar çalım atma yeteneği olan oyuncuya ihtiyacı var. Var ama, var ama. İşte hepsi var orada. Mesela Lincoln'da var, İrfan'da var, Arda'da var. Adam eşitme. Dışları zaten sayma. Hepsi birbirinden farklı meziyetleri olan. Ama mesela kim sana faydalı olur geniş alanda? Burma patlayıcı gücü. O geniş alanı bulabilecek misin?
Çünkü kapatılacaklar. Evet. Herkes tedbirini alacak oralarda. Ofansif sana karşı oynayacak kaç tane takım sayarsın Türkiye'de? Birinin beşini geçmez. Ya Fenerbahçe diyelim Türkiye'de 3 maçta. 3 büyük kendisinden i̇şte sonraki 3 büyük deplasmanda kontratak şansı belki yakalayacak. O da hocanın tercihine bağlı, belli olmaz. Yani o zaman sana vurma lazım olacak. Hani işte Avrupa'yı saymıyor. Onların için Pedro Daldo, King var abi. King zaten kapı gibi bir adam. Şimdi o da dışta oynuyor. Evet. O arkada da oynuyor. Şimdi Pedro da orada. O da oynamadı. Sağda da oynuyor King. Zaten tank hocanın 4-4-2 oynama alışkanlığından dolayı ben o Kingleri falan onları anlıyorum yani. Hoca ilerideki ikiliyi çok seçenekli yapmak istiyor. Eyvallah bir şey demiyorum. Ama sen Crespo'yu kadük edersen zaten kim gidiyor bütün planlamalar bana sorarsan yani kim kalsaydı bir numaralı adayımdı Fenerbahçe. Çünkü kimin bir defans oyuncusundan fazlası olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü bedava vakti geldi. Bir küçük ara vereceğiz sevgili seyirciler. Az sonra spor ajansı kaldığı yerden devam edecek. Spor ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'nin gündemiyle alakalı konuşuyorduk sevgili seyirciler. Söz Selahattin Kınalı'daydı. Ne diyorduk yani? Kimde kalmıştık? Şeyde kim? Kaldık. Kim? Kimde? Tam veda vakti geldi. Evet. Kimde vedaya geldi işte. Kimin? İnşallah kalır hala. Fenerbahçelilerin gerçekten bir Avrupa hedefi varsa ve şampiyonluk hasreti dayanılacak boyutların üzerine çıktıysa kim kalacak? Kimi tutmayı beceremeyen yönetimi suçlayacak halimiz yok. Çünkü planlamasını öyle yapmış kim. Sözleşmesi öyle gidiyor. Ama işte yönetim farkı da burada ortaya çıkar. İkna edeceksin oyuncuyu. Sonuçta aynı odada buluşma şansın olan, aynı şeylere gülüp aynı acıları yaşadığın işte oyunsal anlamda bir adam bu, bir insan. Onun kanalına girmeyi becerip onu bir yıl daha Fenerbahçe'nin tutmaya becermesi lazımdı. Çünkü kim herhangi bir defans oyuncusu olmaktan çıktı. Türkiye'de herkesin defansta 3 tane adam say desen taraflı tarafsız herkesin sayacağı bir adama dönüştü. Ve bu haklı da bir övgü noktası diyelim bir oyuncu için. Ama Fenerbahçe yönetimi onu tutmayı başaramadı. Hani başaramıyor diye de suçlayacak halimiz yok. Kaldı ki hala. Belki bir ihtimalle, küçük bir ihtimalle olsa bir yıl içinde ikna edebilirler. Dün akşam bazı rakamlar duyduk. İşte 2.7 milyondan maaş, 4 yıllık maaş önerisi falan. Ama belli ki kimin Premier Lig hayali paralardan falan biraz daha önde gidiyor. O anlamda da saygı duyuyoruz oyuncuya. Hangi oyuncu bu tip bir duruş gösterirse bizim kalbimiz onunla olur. Ama ve fakat bugünün Türkiye gerçeklerinden, Türkiye ve Fenerbahçe gerçeği üzerinden bir fotoğraf çekersek de eğer kim Fenerbahçe defansının hani Fenerbahçe gereği halletti diyoruz ya o halledilişin en önemli figürü kim? Aradaki şey gibi puzzle'ın en kritik oku gibi çekip aldığın anda o puzzle yıkılabilir. Ben Osayi'yi de Altay'ı da Ferdi'yi de yanındaki işte Serdar Aziz'i de o güvenle oynatanın kimin varlığı olduğunu düşünüyorum hep. Çünkü kim öyle bir şey hem bu kadar iri ve uzun bir adamın bu kadar çabuk olması ki zaman zaman hatalar yapıyor. Zaten tam olgunluğa erişmiş bir oyuncu olsa kendi fiziksel yeterliliklerini mental olarak da taçlandırmış bir noktaya gelse zaten şu an direkt Premier Lig'de olur. Hala eksikleri var ki dolaylı yollardan gidiyor. Yani biraz daha pişmesi gerekiyor. Böyle bir oyuncuyu yakalamışken Fenerbahçe'nin ve 8 yıldır şampiyonluğu geçtim, kupa bile kazanamamış bir takıma dönüşmüşken kimi ne yapıp elinde tutması gerekiyor? Ama tutamasa da işte diyoruz ya işte yönetimlerin farkı mesela Alişen kalmış olsaydı Fenerbahçe'nin başında bir şekilde ben kimi ikna edebileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe de gitmesini istemiyor oyuncunun bu arada. Kim ister gitmesini? Evet. Ama işte ikna edeceksin diyorum ya Kerem. Kim ister ya Kimi gibi bir oyuncu bulmuşsun? Bütün arkayı toparlıyor diyorum ya şey gibi yani kimin varlığı 11 kişi oyuncusu var bir takımın 11 oyuncudan biri değil kim 11 oyuncudan bir tanesini çıkarırsan takımın dengesi bozuluyorsa eğer işte o çok, o kadar çok kıymetli bir oyuncu ama onun da kişisel hesapları bir rüyası var onun peşinden gidiyor dileriz ki Fenerbahçe en azından şunu yapabilirdi ya 15 gün daha tutun. Hani şu Dinamo Kiev'i geçtikten sonra bir sonraki turda eğer şey olmazsa Monaco dışında çok da Fenerbahçe'nin yani başa baş oynayacağı bir sürü rakip adayı var yani. Hani biraz sonra belli olacak diyoruz ya. Evet. Yani
Şu Dinamo Kiev maçlarını geçtikten sonrası için bile bir hamle yapabilirdi yönetim. Yani o kadarını becermelerini bekliyor aslında bütün hem Fenerbahçe taraftarı hem futbol severler. Belki o kadarını becereceklerdir. Çünkü Dinamo Kiev bizim zannettiğimiz kadar öyle şey bir takım değil yani. Bir sistem takımı, ekolü var, geleneği var, birikimi var. Kurt bir hocası var yani. Seninki de kurt ama işte iki kurtun kapışmasından ne çıkacağını bilemeyiz. Bu Dinamo Kiev virajı dönüldükten sonra dönüldü ya da dönülemedi. Ama sen dönmek için elindeki kıymetini sahaya sürebilme becerisini yönetimsel anlamda göstermen gerekiyor. Eğer kimle çıkarsa Fenerbahçe Dinamo karşısına, isim belirtilmemiş ama herhalde 24 saatte iki isim daha verebiliyorsun ya. Evet. Son anda ismi verilebilir yine kimin. Ama tabii buradan şunu da çıkarabiliriz Fenerbahçe yönetimin tavrından. Ya tamam işte Dinamo maçları da önemli ama bizim asıl hedefimiz Türkiye Ligi şampiyonluğu. Çünkü biz varoluşumuzu Türkiye Ligi şampiyonluğu ve yıldızlar üzerinden tarif ediyoruz. O yüzden bu daha önemli de deyip o kararı da yani alabilirler. Hani ya da kimi oynatma ısrarından o arayıştan vazgeçebilirler. Onu da biz anlarız ki Fenerbahçe tamamen lige motive olmuş. Hocam kimi kaybederse Fenerbahçe onun yerine eldeki oyuncularla doldurma imkanı var mı? Yani Serdar Salah ikilisi ön plana çıkacak. Yani ikisi şu an Fenerbahçe'nin elindeki net iki stoper olarak görünüyor. Mutlaka daha fazlasına ihtiyaç olur mu sizce? Tek maç üzerinden konuşursak belki soru işareti yapabiliriz. Yani sırf iki üzerinden konuşalım. Yok hayır ben bütün sezon geneli bütün sezon yetmez zaten yani. Oraya mutlaka alacaksın. Gerçeğinizde Lemos var, Tisserland bunlar da hala sizin oyuncularınız. Kontrol da senin oyuncu. Daha hala oyuncularınız sizin bunlar kağıt üzerinde. Şimdi sen mesela dedin ya Fenerbahçe yönetimi yapacak bir şey de yok. Baştan siz onu mukavele öyle yapmışsınız. Yani 20 milyon ne yazıyorsa öyle söylenen o şekilde. Onu getiren kim getiriyorsa alıyor. Ren bak seninle içeride de konuştuk. Ren bu tarzda yatırım yapıp da alan takım değil. Ren'in verdiği maksimum 5 milyondur. Yani şöyle bir transfer geçmişine bakın. Arka planında başka bir şey var diyorsun. Ben diyorum ki bunu alıp Fransa Ligi'ni, ki Fransa Ligi'nde biliyorsunuz şeyler çok güçlüdür. Açıklarda, santrofora hep dinamik ve atletik oyuncular vardır. Daha çok Afrika menşekli oyunculardır orada. Oradan onun gidiş serüveni çok farklı bir yerlere olacak. Yani orada bir yapılanmaya sokuyorlar onu. Orada bir görmek herhalde istiyorlar. Bizim ligimizle oranın ligini aynı tefeye koyamayız. Şimdi bu gerçeği de konuşalım. Ara istasyon diye düşünüyoruz biz de. Şimdi ben de onu adaya anlatmaya çalışıyorum. Adaya giderken ki ara istasyon. Onu anlatmaya çalışıyorum ama kim gibi oyuncu bulur musunuz? Yani belki de 5 tane vardır benim. 5 ve hatta 6 tane. Rudiger vardır mesela. Çok hızlı. Biliyorsun Chelsea'deki fahfışlık kattan çıkıyor. Real Madrid'de gitti. Ancak o tarzda şut oluyor onlar. O tarzdaki oyuncular oraya gidiyor. Kim de buna yatkın bir oyuncu. O tarzda hep söyledik yayınlarda burada. Fenerbahçe hakikaten dua etmesi lazım Victor Pereira. Bu oyuncuyu alıp oradan aldı getirdi. İsmi şahsen çok araştırmacıyımdır. Bilirsin bu konularda. Hiç ismi çıktığı zaman hemen sistemden takip etme. İlk vargım şu oldu. Bu uzun boylu adam bu kadar çabuk olmasa enteresan. Evet. Abi, böyle uzun boylu adam. Bu kadar, onlar daha çok nedir? Pozisyon oyunlarında kalır. Durur şunu vardır. Bırakırsın. Ağır abi değil, İlk hamlelik oyunculardır. Bu aldı almadı ve hatta mesafeyi bırakır ki rakip seni geçmesini düşünsün. O da akıllı bir olaydır tabii. Ama bunda her şey var. Yakında da var, uzakta da var. Çok çabuk bir oyuncu. Yani piyasada zor bulunan bir oyuncu. Özel üretim hocam. Ve bunu Fenerbahçe bünyesine kattı. Evet Fenerbahçe için sıkıntılı bir uzun vadede düşünürsek ama ne yapacak? İşte Nino tarzında falan bir daha böyle oturaklı bir oyuncu alacak. Bulamazsın yani çok zor. O oyuncular da zaten şeyde oynuyor işte Liverpool'da, Chelsea'de, ne bileyim Real Madrid'de oralarda oynuyor. Kim zaten defolarını azalttığı sürece bunu ne kadar kısa yaparsa o kadar kısa sürede i̇şte onu, adaya gider. Onu en çok orada göreceksin. Belki de Liverpool Van Dijk'in yerini onu alır yani. İşte öyle orada, bir orada göreceksin onu yaşa evet, şimdi. Tabii. Orada o atletik oyuncular, dinamik oyuncuların karşısında herhalde. Çünkü Ren kulübü eğer şayet doğruysa oraya gidiyorsa biliyorsun 50'ler, 20'ler, 30'lar hep böyle satan bir kulüptür o. Bakalım hayırlısı olsun ama biz gene Fenerbahçe'nin genel bir yapısından yola çıkalım. Çok enteresan. Birbirlerine çok farklı yetenekleri ve meziyetleri olan oyunculardan kurulmaya başladı Fenerbahçe. Aşure oluyor Fenerbahçe çok hocam. Çok özellikle. Aşure yapıyorlar. Şimdi vallahi süt tatlısı yapın. Elde öyle bir kadro var. Ya Crespo varken
İsmail Yüksek böyle bir çıkış gösterirken oraya ağrıyla bir derdimiz yok bizim yani. O da yakışıklı bir delikanlı, sevimli. Bir transfer gelişmesi var ekranda. Okay Yokuşlu West Bromwich Albion'da milli futbolcu İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kiralık olarak da Premier Lig'de West Bromwich Albion'da forma giymiş de Okay Yokuşlu. Sen nasıl bulmuşsun o performansı? Orayı ligi iyi bilen biri olarak. O sezonki performansı fena değildi diye hatırlıyorum. Yani Cagne ile aynı dönemde oynadılar. Orta derecedeydi. Alışkanlığını toparladı ki transfer ettiler. Ama şimdi Championship'te oynayacak. Yani ama iyi bir oynaması beklenebilecek bir oyuncu. Tabii iyi bir hatıra bırakmış. Aynı kulüp tekrar geri çağırıyor. Bu önemli bir şey ya. Evet, tabii ekonomik olarak küçük uygunsa birbirlerine. Biliyorsun onlara hemen taktiği yine kapatıyorlar. Yine West Bromwich Albion'un bütçesi herhangi bir Süper Lig takımından fazladır. Evet. Tabii bir de onların şeyleri asansör takımdır. Yayın düştükçe para çok öyle oldu. Çıkar para alır. Aynen. Yayın ihaleleri de fazladır. Bunu kurumsallaştırmış olmasınlar. Bu çok mantıklı bir şey aslında kulüp sahipleri açısından. Misal Fulham düşüyor çıkıyor. West Bromwich Albion'da öyle bir kulüp. Çok büyük para harcamıyor. Kadrosunu koruyor. Zaten o sezon, ertesi sezon düştükten sonra o kadro Championship'te onları yine şampiyonluğa taşıyacak kalitede oluyor. Norwich City iki kez düştü çıktı. Bu sezon yine çıkmak için favori olur ve hem çıktığında hem düştüğünde büyük para kazanıyor. Ve United ekonomik olarak batmak üzereyken burada rakamlar vardı. Kulüplerin durumu gayet iyi. Evet, çok akılcı ya. Yani işte gelelim tekrardan Fenerbahçe'nin epey bir efektif bir kadroya sahip oldular. Bilhassa ön tarafta. Tabii sağ bekte bir sıkıntıları var. Kapacak deniliyor, orayı kapatacak bir tek o. Sol tarafta hemen hemen kalmadı. Bir tek Ferdi var. Novak kalacak mı kalmayacak mı şeyde soru işareti. Orayı da aldığınız zaman bu sefer Ferdi'nin de ne olacak? Esas ana mevkine geçecek. Orası da yine fazla. Yani hoca 30'lu bir kadroyla yola devam edeceğini düşünüyorum ben. Lig. 30'lu. Tabii olması lazım. Başka türlü olmaz. Çünkü 25'li de artık kalmıyor. Haftadaki maçları da düşün. Onda bir de çok rotasyona giden bir hoca değil. Bizde o rotasyon illeti var yani söylenen bir rotasyon illeti. Diğer takımlarda olmayan, Avrupa'da olmayan, bizde olan. İki maçı kaldıramıyoruz, yoruluyoruz, yorgun olduk. O var ya bizde o argümanlar. Bir de işte biraz puan kaybettiğin zaman işte bir tarafta hakemi suçlarsın. Bir tarafta ne bileyim fazla maç oynadık dersin, onu suçlarsın. Onun için herhalde hoca o kendi bünyesinde de Sporting Lisbon'da da, Benfica'da da, şeyde de, Brezilya'da çalıştığı gibi geniş bir kadroyu tutmak istiyor. Onun için de bu kadar çok oyuncular alınıyor. Bu arada Fenerbahçe'nin de Dinamo Kiev'i aştığı takdirde oynayacağı rakip belli olacak ilerleyen dakikalarda. Bunu söyleyelim. Kura çekimini de takip ediyoruz. Söylercivertlerin de rakibi belli olduğunda sizlerle paylaşacağız ama tabii ki Fenerbahçe'nin önce Dinamo Kiev'i aşması gerekiyor ve çarşamba akşamı Polonya'da Loş kentinde çok kritik bir mücadeleye çıkacak temsilcimiz. Beklentiniz nedir Selahattin Kınalı? Biraz artık bu eşleşmeye de odaklanmamızın zamanı geldi. Ben 2-1'lik bir mağlubiyet ya da galibiyet öyle bir oyun 1-1, 1-0, 2-1 kaybedebilir de Fenerbahçe kazanabilir de. Mesela Dinamo Kiev'i hazırlık maçlarındaki izlediğimiz halleriyle bir Dinamo Kiev beklemiyoruz herhalde hiçbirimiz. Mesela öyle bir şey olsa hazırlık maçındaki Dinamo Kiev ile oynayacaksa, o haliyle oynayacaksa Dinamo Kiev, Fenerbahçe daha net favori olur. Ama sonuçta orada Lucescu gibi bir hoca var. Bambaşka bir şeyle çıkacaklardır ve birisi söyledi, adını hatırlamıyorum, bağışlasın beni. Dinamo Kiev'in ülkenin yaşadığı sorunlardan dolayı pozitif ayrımcılık göreceğini düşünüyorum ben. Hakemlerden de, o her taraftan. Ve bu rakip Fenerbahçe değil, başka bir takım da olsa, City de olsa sallıyorum. O ayrımcılığı biraz da korunacaklar gibi geliyor bana. Fenerbahçe buna da hazır olmalı. İşte keşke bu maçta Fenerbahçe sahaya kimi atabilse, arkayı sağlam alırsın. Gol yesen bile bir tane yersin. Yani öyle bir havası var Fenerbahçe'nin gerisinin ama şimdi kim yok? Salah'la başladı şey Serdar Aziz. Birisi diyelim oyunun başında sakatlandı. Ha, değil ki Tisserand atacak sahaya doğal olarak da. Tisserand listede var mı bilmiyorum bunu. Sallamış olmayayım. Kim? Tisserand. Tisserand bilmiyorum. Yok listede yok. O zaman kim atacak? Stoper kim olacak? Serdar'la Serdar Salah. Yok yok olacak. Birisi oyunun başında sakatlandı çıktı. Lif attı. Novak Serdar olacak. Novak'ı yazdılar herhalde listede. Novak listede var.
O şekilde. Yani şu var, Dinamo Kiev'de de yabancı oyuncu kalmadı gibi biliyorum. Bir Gürcüleri vardı, o da yok, gitti yok, galiba. Yok, yabancısı yok. Evet. Gürcüleri de vardı, o da Polonya'ya dönmek evet. istedi. Hiç yabancı oyuncu kalmadı. Çok kısıtlı bir kadrolar var. Altyapıdan işte onu takviye ediyorlar. İsviçre'de çok maçlar yaptılar yani. Tabii, 30'a yakın hazırlık maçı oynamışlar ya. Belki de daha çok. Başka şansları yok. Ne yapacaksın? Evet. Şöyle, Lucescu telefonu kaldırdığı zaman Avrupa'nın hemen hemen her takımında maç yapabilecek, alabilecek tabii. bir hocadan söz ediyoruz. Ama bizim de tabii ne kadar Fenerbahçe ligi de düşünse de artık bu kadroda hem lig hem de Avrupa için de kuruluyor şimdi. İki yönlü de kuruluyor. Burada da sizin gitmeniz lazım. Biz çünkü yokuz, yok olduk. 2015'ten beri yokuz. Avrupa'da yokuz. Esamemiz okunma. Evet. Gittikçe de dibe vurduk. En tepeden tut, milli takımdan tut aşağıya kadar. Yokuz yani. Yani bu yatırımları niye yapıyoruz biz? Sadece burada şampiyon olmak için. Evet hocam öyle yapıyoruz. Yani onun için. Bizim vakit, bütün motivasyonumuz. O vakit orayı düşünmeyin. Evet. Zaten orası bizim için şu anda hangi takımımız olursa olsun Şampiyonlar Ligi'ne inşallah çıkarlar, paralarını alırlar, koyarlar cebe. Ama oradan senin gruptan çıkma. Yani ne bileyim. Yani büyük şansın olacak. Her gün gündüz olması lazım olay. Ha. Yani çok çok zor. O biz kaçırdık o treni ve daha hala da kaçıyoruz. Farklı şehrin daha. Şu yapılan transferlere bak. Genel konuşalım. Yani sizi bir yerlere Avrupa'da götürecek transferler değil. Herhalde yani, hocam. Çıktığınız zaman bütün, değil. Bütün transferler günü kurtarma üzerine kurulu. Ha, onun için de kurtaramıyorsun. Gün kurtarmalar, gün kurtarmalar zamanında gitti, olundu. Bir sürü yapıldı. Ondan sonra ha dedik yani bonservis yok. O yok ama bonservis yok da. Senin verdiğin maaşlar çok yüksek. Onları hiç kimse görmüyor. İmza parası veriyorsun hocam. İşte diyorum ya maaşlar çok yüksek. İmza paraları artık Avrupa'da da şu oldu. Avrupa'da değil de bize gelenlerde. 3 senelik mi yaptı sende? 3 seneyi de ayrı ayrı imza parası istiyor. Eskiden bir tane alıyordun imza parası. 5 kuruş alıyordun. Şimdi o 5 kuruşu her sene alıyorsun. Neymiş? Bonservis elindeyim. Ha iyi ya o zaman. Bonservis elindeyim. Bonservis elinde olsa... 3 milyon fazla verir. Çok özür diliyorum. Rakip de belli oldu. Fenerbahçe Dinamo Kiev'i elerse Sturm Graz'la karşılaşacak. Aa, sevgili Sturm seyirciler. Güzel bir kura aldığını söyleyebiliriz. Monaco orada olan şüpheliydi. Bu. Hakikaten Monaco'nun favori olacağı bir eşleşme olabilirdi Fenerbahçe-Monaco eşleşmesi ama Sturm Graz burada gerçekten kabul edilebilir bir rakip gibi görünüyor. Saint-Gilloise yine diğer ihtimallerden bir tanesiydi. Midland AEK Larnaca eşleşmesinin galibi yine ihtimallerden biriydi. Ama Fenerbahçe Sturm Graz'la oynayacak. Eğer Dinamo Kiev'i elemeyi başarırsa gerçekten güzel bir haber olarak bunu ilk etapta nitelendirebiliriz. Ama önce odaklanmamız gereken mutlaka ama mutlaka Dinamo Kiev eşleşmesi. Önce temsilcimizin Ukrayna ekibini elemesi gerekiyor. Sonrasında rakip Sturm Graz olacak. Bu bilgiyi sizlerle sıcağı sıcağına paylaşmış olalım. Bir telefon bağlantımız var arkadaşlarıma. Hüseyin Özkök şu anda telefon attığımızda. Kendisi de yakından takip eder kura çekimlerini, UEFA organizasyonlarını ve Avusturya takımlarını, Alman takımlarını da elbette. Hüseyin Özkök yayınımıza hoş geldiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz kurayı? Merhaba Kerem'ciğim, iyi yayınlar diliyorum. Stüdyodaki dostlara da sevgiler, iyi haftalar diliyorum. Vallahi güzel bir eşleşme oldu bana göre. Eğer tabii ki Dinamo Kiev Fenerbahçe elerse Sturm Graz'la karşılaşacak. Geçen sene Avusturya Ligi'ni Salzburg'un ardından şampiyonluk turu sonrası ikinci sırada tamamlamıştı. İyi bir sezon geçirmişti Sturm Graz. Bu sezonda daha lig başlamadı. Bu hafta sonu başlayacak Avusturya Ligi. İlk karşılaşmasını kupanın birinci turunda oynadı. Ve amatör ligden gelen Rötis takımını deplasmanda 6-0 yenerek ilk turu Avusturya Kupası'nda geçti Sturm Graz. Fenerbahçe'nin kesinlikle alt edebileceği düzeyde bir takım Sturm Graz. İyi bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki biz sanki hani Sturm Graz doğrudan şu anda rakibimiz gibi konuşmamız lazım. Önümüzde bir çok önemli Dinamo Kiev karşılaşması var. Dinamo Kiev karşılaşması iki ayak üzerinden oynayacak karşılaşma. Dolayısıyla bu karşılaşmayı önce halletmek lazım. Eğer Fenerbahçe tabii ki tur atlamasını istiyoruz ama elenirse Avrupa Ligi'nde 3. eleme turundan devam edecek Avrupa macerasına. Orada da 2 tane muhtemel rakip var. Birisi Sırbistan'ın Partizan takımıyla Çek Cumhuriyeti'nden Çekya'dan Slovaçka takımı olacak. Ama biz Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i elemesini ve turu geçmesini umuyoruz ki ondan sonra da Sturm Graz'la karşılaşabilsin. Ve tabii ki o
aşamaya geldiğinde de Sturm Graz'ı geniş şekilde Aspor ekranlarında değerlendireceğiz. Ama benim ilk şu anda söyleyeceğim Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı rahat alt edebileceği şeklinde Kerem. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Özkök'e aktardıkları için. Galatasaray'ın da Sturm Graz'la birkaç gün önce ayın 9'unda oynadığı bir hazırlık mücadelesi oldu. Futbol severler o karşılaşmayı da aslında takip ettiler. Rasmus Højlund'un kaydettiği 2 golle Sturm Graz Galatasaray'ı yenmişti. Sarı Kırmızılıların tek sayısı Oğulcan Çağlayan'dan gelmişti. Bir temsilcimizin daha çok yeni hazırlık mücadelesinde oynadığı bir rakip Sturm Graz. Gürcan Bilgiç şu anda telefon attığımızda. Gürcan Bilgiç yayınımıza hoş geldiniz. Elbette ki önceliğimiz Dinamo Kiev'i elemek, sonrasında yola devam etmek ve eğer bunu başarabilirse Fenerbahçe, yol şu an için açık gibi görünüyor. Genel kanı bu yönde, katılıyor musunuz? Şimdi dediğin gibi Sturm Graz'dan önce geçilmesi gereken bir engel var. Yani Dinamo takımını küçümsemek lazım. İşte yok yabancıları yok, Ukrayna'da savaş var, lig oynanmıyor. Yani bunlar elbette bir takım için dezavantajlar ama orada Lucescu gibi bir tuzakçı bir teknik adam var. Yani Fenerbahçe'nin işini zorlaştırmak için. Hatta iki maç sonunda finali penaltılara kadar taşımak için uğraşacaktır. O nedenle çok sabırla oynanması gereken, çok stratejik oynanması gereken bir seriye girecekler Dinamo Kiev karşısında. Ama tabii turun favorisi Fenerbahçe. Baktığımız zaman takım geçen seneden kalan gücünü, sistemini yukarı taşımaya başladı. Transferlerle birlikte oyuncu kalitesini de yukarı taşıdı. Yani Polonya'daki karşılaşmada erken bir golü bulup öne geçmesi maçı Fenerbahçe için daha da kolaylaştıracak. Belki de İstanbul'da çok rahat bir 90 dakikayla Sturm Graz maçını düşünmelerini sağlayacak. Sturm Graz'ı Galatasaray karşılaşmasından biliyoruz. 3 gün önce oynattılar. 2-1 yendiler Galatasaray'ı. Ama maçın genelinde üstün olan taraf, işte baskı kuran taraf Galatasaray'dı. Yani bu karşılaşma ciddi bir fikir verecektir Fenerbahçe analizcilerine. Bence o maçta da güç dengelerine baktığımız zaman dikkatli olunması, yani Sturm Graz'ın ikinci bölge çıkışları ya da geçiş dediğimiz oyunlardaki başarısında doğru pozisyonlar alınması bu maçta da Fenerbahçe'yi favori haline getirir ve Şampiyonlar Ligi kapısını aralattırır. Yıllar sonra çok güzel bir fırsat geldi. Yani bir kura şansı var. Bunu söylememiz lazım. Çünkü Monaco'da vardı muhtemel rakipler arasında. Ya Monaco mu Sturm Graz mı dersiniz? Sturm Graz. Ama sen de biliyorsun Kerem, artık kolay rakip yok. Yani her takım karşısındakinin işini zorlaştırmak, güçleştirmek için elinden ne gelirse yapıyor. Artık oyuncuların taktik disiplini, taktik bilgisi üst düzeyde. Fizik olarak birbirlerinden geri veya çok ileri değiller. Bu noktada akıllı olan ve oyuncu kalitesini doğru yönlendiren takımlarda çözüm buluyorlar. Ve Fenerbahçe'nin bu sene bunu yapacak bir kadrosu var. Bunu başaracak kalitede ve tecrübede de bir teknik direktörü var. O nedenle heyecanlanıyorum yani yıllar sonra. Belki de ilk defa Fenerbahçe stadında Şampiyonlar Ligi marşını dinleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz Gürcan Bilgiç'e değerlendirmeleri, yorumları için. Fenerbahçe Dinamo Kiev elediği takdirde rakibi Sturm Graz olacak. Mahmut Alparslan geçmişte çok büyük kura şanssızlıkları da yaşadı sarı lacivertli takım. Bir noktada bunun artık tersine dönmesi gerekiyordu yani. Sanki. Sturm Graz kurası da bunu gösteriyor ama hep altın çiziyorum, önce Dinamo Kiev'i geçmek şart. Orası tabii önce de, şimdi herkes tabii Monaco falan diyor ama orada bir Midland var. Evet. Danimarka takımını unutmamak lazım. Aykal Larnaka'yla yani, eşleşmeleri var onların da. Bence iyi ki o çıkmadı diyebiliriz. Çünkü çok farklı bir takım o. Herkes onun Monaco'yu biz profil olarak önümüzde görüyoruz ama onlar da çok enteresan takımlar ve çok dinamik oynayan bir takımlar. Kura şansı deriz ya her zaman için ama tabii öncelikle bu. Yani ben strateji elindeki Fenerbahçe'nin şu andaki kadrosu Dinamo Kiev'in de üzerinde. Sturm Graz'ın da üzerinde.
Onlarda bir tane böyle aktif olarak gördüğümüz Galatasaray maçından yola çıkalım. Santroforları var, Danimarkalı yanılmıyorsam. Höylund, evet. Danimarkalı. Bir tek eli avuca sıcak bu tutabileceğini düşünün abi. Açıklarım, açıklarım falan. Hepsi orta saha falan. Çok çok üzerinde. Ha, belki bir tek şu şansın olur. Sadece hazırlık maçını yapmışsındır sen. Onlar lige başlayacaktır. Orada ama şimdi burayı geçtikten sonra Kiki geçecek. Ben iki tarafta da Fenerbahçe'nin yani ilk maçta da Lotus'ta mağlup olacağını hiç düşünmüyorum. Yani orada da maçı 3 puanla kapatıp ülkeye dönecek ve burada da zaten 50 bin kişinin üzerinde boğarsın. Zaten boğacaksın. Elindeki kadro o şekilde. Senin onları tutup da ben hani bekleyeyim, stratejik oynayayım falan o tarzda bir kadron yok senin. Elindeki kadro ofansif oynamıyor. Hücum gücü çok üst seviyede. Bizim tek kadar sevdikle ama oynayacağım bu yabancı takımların da üzerinde senin. Ofansif gücünden yola çıkalım. Orta sahanda sen zaten niye şey diyoruz ya işte Brezilyalı oyuncuyu aldı. Ağrıyım. Ağrı niye aldı? Crespo çünkü çok gezinen bir oyuncu. Her yerde olan. O da tak işte şey gibi Galatasaray'ın aldı kapatmak istediği hocam, gibi. Hocam bu arada şöyle de enteresan bir durum söz konusu oldu. Fenerbahçe bu sezon yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampında Graz'da yaptı. Yani bir şekilde Fenerbahçe'nin yolu çektiler. Graz'a yine düşüyor. İşin iyi tarafı ne bak? Lotus'ta senin Türk taraftarın olacak. Geçeceksin. Yani inşallah inşallah diye geçilecek bu yani. Başka bir şansın yok abi. Elindeki kadro senin şu andaki... Hocam çok fazla hayal kırıklıklarımız oldu. Yaşadık geçmişte. Ama... Yine de biz temkinli olalım. Elindeki oyuncuda ben ofansif yönden çıkıyorum Fenerbahçe'nin. Defansif yönünde orta sahanda sen kapattın ki işleyen bir kadro olay vardı orada. Onu da kapattı mı kapattı. Şimdi burada yapılacak sen yani Sturm Graz'ın ne bileyim yani ne Galatasaray ne Beşiktaş ne Fener ne Trabzonspor aynı kefeye koyamayız. Biz yaptığımız transferler, oyuncularımız, oyuncu anlayışlarımız, teknik kapasitemiz ve oyuncuların teknik kapasitesi, ofansif güçleri onların önünde. Hocam, maaş bütçeleri üzerinden kendimizi konumlandırırsak çok haklısın. Ben oradan demiyorum. Ben oyuncu, bakın maaşlardan değil. Oyuncu ben, kalitesi. Oyuncu kalitesinden diyorum. Şu anda Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi Dinamo Kiev'in de üzerinde. Evet. Sturm Graz'ın da üzerinde. Oyunculardan. Maaş tamam yüksek maliyetler vermişler. Onlar iki tane falan buluyorlar. Senin bu bütün maaşların üzerine çıkıyor adamlar bir tane satıyorlar. O da bir lafım yok. Ama ben genel bakıyorum. Şimdi o sayıya bakalım. Örnek sağ bekin. Senin sağ bekin. Sağ bek olmayan bir adam sağ bek oldu. Hüseyin Bolt ya. Çok sağ. Driptinki var mı? Var. Adam eksiltmesi var mı? Var. Geriye çabuk dönüyor mu? Dönüyor. Yani şu anda Türkiye'de ona yatkın olarak kim var o sağ bek olarak? Rozier çabuk olan. Evet. Doğru mu? Yani şeye getirirsek böyle denkleme. Ya bunlardan sen artık tartışma. Bak tekrar söyledim. Danimarka takımı çıkmış olsa orada dersin ki tehlikeli. Dikkatli olmamız lazım. Monaco tabii o atletik oyuncularına sahip olan oyuncu oradan dersin ama. Dört muhtemel adaydan kağıt üstünde en. En tatlısı çıktı. Yok yok. Üçüncüsü. Yok. Larnaca'yı tercih ederdim ben. Hayır, Larnaca Midland eşleşmesinin galibi Big Pot'ta. Oradan Midland'in geleceğini düşünerek onu ben söylüyoruz. Ben oradan o gelmesin. Diğer rakip Union Saint-Gilloa vardı. Belçika takımı. Onu önemli oyuncularını da kaybettiler. Tabii. Deniz Undağ başta olmak üzere. Brighton'a gitti. Fenerbahçe yine o eşleşmede favori olabilirdi. Evet. Diğer takım da Monaco'ydu zaten. Bir de ben şeye bakıyorum yani maaş bütçesine de oyuncu kalitesine bakıyorum, kapasitesine bakıyorum. Sturm Graz'ın. Ama hocam işte bu bir takım oyunu geçti ya. Bizi. Takım oyunu. Yani nerede oynuyorlar abi oyuncu takım oyuncu kaliten oyunu. Çok yüksekte de olsa şimdi karşında takım oyununun en iyi uygulayıcılarından biri. Bunu sayısız kez kanıtlamış Lucescu takımı var. Şimdi biz ben Dinamo Kiev'le oynuyoruz diye bakmıyorum. Lucescu'nun bir takımıyla oynuyoruz diye bakıyorum. Ama oradan oynayacak biliyor musun? Burada tek dikkat edecekler. Onlar mutlaka onunla çalışıyorlardı. Lucescu kontratak oynayacak. Tabii ki bir şey demiyorum. Şimdi bak ona göre sen gardını almışsındır. Ya şimdi Emre Mor'dan bahsedelim. Kaç tane var şeyde Dinamo Kiev'de bu tarzda oyuncu? Örneğin Sturm Graz'da da örnek. Viktor Sigankov var ki yani Emre Mor'la kıyaslamayız. Şimdi bayağı iyi oyuncu. Yani Türkiye Ligi'ne gelse buranın açık ara en iyi kanat oyuncusu olur. Şimdi o nasıl bir oyuncu? Zabani var stoperde. Çok özel şimdi bir oyuncu. Bak onlar nasıl bir oyuncu biliyor musun? Onlar o mevkilerinin özel ama senin elindekiler kreatif oyuncular. Hı hı. Çok farklı kreatif oyuncular. Ben oradan yok. Onlar tamam pozisyonları iyi, takım oyununu daha iyi ama senin elindekiler öyle bir tarz oyuncular ki ne zaman ne yapacağını çözemiyorsun. Baka Yeme'den bahsettim örnek yani. Senin elinde bu tarzdaki oyuncu. Bunları da hoca ne şekilde oynatacağını çok iyi biliyor. Jesus'tan bahsediyorum. Hı hı.
Fakat tek dikkat edeceği yer kontratak pozisyonu. O geçiş oyunları deniliyor ya bizde. Çabuk oyunlar. Onlar bir ama Fenerbahçe'de oldu şimdi öyle. Jesus hiçbir zaman içine al. Bu stoper buraya versin. Buradan sağ beke versin. Sağ beke hemen çabuk geçiyor. Onun için Arao'yu zaten aldı. Onun o oyunların hızlanmasının ana nedeni şeydeki Brezilya'da o tarzdaydı. Ya ben ikisi de dengesinde olan bir takım olarak görmüyorum. Ha, futbolda sürprizler var mı? Her şey açık olmamız lazım ama şu anda şöyle. Yani iki takım da bu şekilde. Fener burada. Dinamo Kiev. Ama hocam Fenerbahçe henüz bir takım değil. Onu kaçırıyoruz. Yani daha takım oluyorlar. Bakma. Oluyorlar. Olma bak, yolunda. Oluyorlar. Evet. Şu andaki sizin tekrar söyleyelim. O orta sahadaki o ikisini oturttu ya. En büyük bak sıkıntısı oydu Pere. Onun için Arao'nun üzerinde durdu. Sen ikili mi oynayacak diye bekliyorsun hocam? Arao, Crespo ikisi birden ben, mi? Ben o şekilde Crespo'yu daha önde kullanacağını, biraz daha fazla dolaştıracağını, Arao'nun da toparlayıcı olacağını düşünüyorum. Yani i̇kisini birden sahaya atacak diyorsan. Ben öyle mi düşünüyorum? Öyle düşünüyorum. Çünkü tek oynadığınız zaman bu sefer yalnız kalırsınız. O geçiş oyunlarında hazırlık maçlarında gördük rakiplerin. İsmail tek başına kaldı orada dikkat edersen. Orasını o tarzda bak. Avrupa'da bakıyor hangi takım oynarsın öyle sıkıntı yaşarsın. Orada senin mutlaka işte Lincoln mu onların önünde olur, Arda mı olur, İrfan'ı mı oynatır onu bilemeyiz. Orası bir önde kimin oynatacağını çözemezsin. Orası bir denklem yani. Sarı lacivertli takım eğer Dinamo Kiev'i eleyebilirse Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Çarşamba akşamı Lodz'da Polonya'da. İlk maçını oynayacak Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemesinde bu sezon. Dileriz iyi bir neticeyle Sarı Lacivertliler eve döner. Sonrasında da bu turu geçer. Lodz şey ya şanslı bir yer bizim için. Hatırlıyorsun Galatasaray 2-1 yenmişti Simovic'lerin döneminde. Hocam vallahi hatırlamıyorum. İddialı söylemeyeyim. Oradan yarı finale kadar. Portakal ağacı daha dikilmemiş. Yarı finale kadar çıktık. Burada Bremen'e. Şeyde Taner'le Rotario 3 pastan golü atmış olsalar finaldeydik hatırlıyor musun? Hatırlamazsın. Hocam hatırlamazsın. Hani biliyorum. 0-0'lık maç. Maçı biliyorum. Karlı bir hava. Ben abi evet. Almanya'dan geldim. Oradaki maça da gittim. 2-1 Tugay falan önüne koşa çıkıyor. Bir attı önüne koşa çıkıyor gitti. 1-0. İnönü stadında kar yok. Ali Samiyan'da kar var. İstanbul'da değil bir tek mi? Orada var. Hakem de Nilsson. Meşhur Nilsson. Danimarkalı hakem. Hep de uğurlu gelirdi bize. 0-0 bitti. Hatta Lemke vardı onları. Sportif direktörler. Oradayız. Yurdaşın abi Mustafa Hoca. Oteldeyiz böyle. Konuşuyoruz. Ne olur ne eder. Lemke de geldi. Sportif direktörler. Ne olur dedi bir maç. Ben dedim 2-1 mağlup oluruz ama İstanbul'da yine. Hakikaten 2-1 mağlup olduk. Tugay sağ olsun iki tane pas hatası yapınca kaptırdılar. Çabuk çıkışlar. Onlar meşhur 18 zaten. 18 Mart 1992'ymiş hocam. Ya. Yani düşün ben o vakitler daha... Rövanş değil mi? Rövanş. Samiyen'deki maç. Buraya da geldim o maça da. İşte Taner bizim bir de Taner Alpak. Evet. Rotario. Rotario'da ikisi. 3 pas atamadılar abi ya. Kale bomboştu. Çamura mı takıldı? Ne oldu? Evet. Atsan finaldeysin. Son 92. Dakikalar. 89'lar, 90'lar. Babam o zaman Manav'dan portakal almıştır. Yok hayır. 92'de vardım. İkinci doğum günüme 12 gün kala oynamıştım. Bir sene sonra da Türkiye temelli dönüş yaptım bir sene sonra. İşte hoş geldiniz hocam. 91'de hoş anneyi geldiniz. Kaybettikten sonra 93'te babayı kaybettik. Dedim lanet olsun ben bu şekilde dönmek istemiyorum. İyi ki de dönmüşüm. Yani orası bize uğurlu yer Lodz. Oradan yola çıktım. Burada hatta 1-0 mağlup olmuştuk biz. 1-0 mağlup olmuştuk. Orada 2-1 ben Almanya'dan oraya gittim maçı izlemeye. Bu arada fanatiktik o vakitler Fenerbahçe Dinamo Kiev'i sonrasında da Sturm Graz'ı geçerse playoff turunda Saint-Gilloise Rangers, Benfica, Midland Larnaca maçlarının galibiyle karşı Benfica, karşıya ya gelecek. Midland. Benfica ya da Rangers. Burada Saint-Gilloise Rangers bir ayak, diğer ayak Benfica Midland Larnaca galibiyle oynayacak. Yani Benfica ve Rangers sonrasında Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak gibi görünüyor. Rangers UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı. Bu Benfica playoff zaten turu değil ama değil mi? Jesus'un bu playoff turu olacak. Playoff turu. En son tur. Ha tamam. En son. Ya, Sturm Graz sonrasından bahsediyor. Sturm Graz sonrası. Yani totalde 3 tur geçmek işte. Gerekiyor. Düşün 3 tane oynuyorsun. Yani. Zamanında direkt gittiğimiz yerlere neyle uğraşıyoruz şimdi? Evet. Trabzonspor GSS'ye nasıl şampiyon oldu? Sorusunun cevaplarından birincisi neydi? Tek kulvarda yarıştılar. Şimdi bence Fenerbahçe'de eğer Dinamo Kiev'e elenirse çok büyük dert edeceklerini düşünmüyorum. Çünkü bütün motivasyon artık 8 yıldır gelmeyen bir kupa. O da lig kupası olsun diye. Ama giderse tabii ki iyi olur da
Avrupa'ya diyorum ya hocam, Türkiye'de Avrupa'da elendik, yenildik diye görevine son verilen tek bir hoca yoktur. Fakat içeride iç sahada berabere kaldın diye görevine son verilen lig maçında çok hoca vardır. Onu çok dert etmez ne Fenerbahçe ne Türk futbolu. Çünkü bizim futbolu algılayışımızdaki temel rekabet, temel motivasyonumuz içerideki rekabet. İçerideki rekabeti de Fenerbahçe 8 yılın birikmişiyle fazlasıyla motive. Ha Dinamo Kiev güzel bir, eleyelim onu güzel. Ondan sonra Sturm Graz, o da güzel. Onlar da olsun en azından. Saraçoğlu full çeker, kulüp para kazanır yani. Bir heyecan yaşıyorsun. Kazanırsa puanlar kazanıyorsun. Ama diyelim Sturm Graz maçında Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu Altay sakatlandı. Allah göstermesin. Ya da iyi bir oyuncu sakatlandı. Taraftar çok mutsuz olur bundan. Şeyden mutsuz olur yani. Keşke bu Avrupa Kupası'nı oynamasaydık da en iyi oyuncumuz kimse artık elimizde kalsaydı. Yani bu örneği niye veriyorum? Temel motivasyon lig şampiyonluğu. Ve bunu da Fenerbahçe özelinde doğru buluyorum ben. Yani senin az önce değinmek zorunda hissettiğin kendini iki maçı kaldıramıyor bizim oyuncular ligimiz. Aha. O bahaneyi de ortadan kaldırır Fenerbahçe. Yani elenmesi çok hayırsız bir şey olmaz Fenerbahçe için. Hayırlı sonuçlar doğurabilir. O yüzden taraftar da hani Dinamo Kiev'e elendik ama kararlara bağlanacak bir durum değildir. Kaldı ki ben de Fenerbahçe'nin orada bir gollü beraberlik, 2-1'lik bir galibiyet, tam 2-1'lik mağlubiyet gibi bir skorla dönüp burada Sturm Graz'ın karşısına çıkacak skoru alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe belki Benfica muhtemeldir, Odi ya da Rangers. Asıl maç o maç olacak gibi geliyor evet. Bana. Fenerbahçe'nin UEFA listesi de kadroya alınan oyuncuları da sizlere bir kez daha hatırlattık. Sarı lacivertli takımın gündeminden konuştuk. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu sevgili seyirciler. Eğer Dinamo Kiev'i elerse sarı lacivertliler Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Bu bilgiyi de bir kez daha televizyonlarını varsa yeni açan izleyicilerimiz onlar için de paylaşmış olalım. Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine dair de konuşacağız. Son bölümümüzde tabii ki kura çekiminin gerçekleşmesiyle beraber ağırlığımızı çarşamba günü de Dinamo Kiev'le karşılaşacak Fenerbahçe'ye verdik. Beşiktaş'ta Salih Uçan'la ilgili bir haberimiz var. Bu haberi ekranlara getireceğiz. Sonrasında siyah beyaz takımın durumuna da değineceğiz. Salih Uçan Beşiktaş'a döndü. Kiralık dönemini noktaladı. Çok da verimli bir dönem geçirmedi. Beklentiler vardı. Onları geçtiğimiz sezon için karşılayamadı ama iddialı açıklamalarda bulunmayı sürdürüyor. Bundan sonraki dönemde bakalım açıklamalarının beraberinde de performansı yükselecek mi hep birlikte göreceğiz. Orta alanda ana rotasyon Josef Lejetson gibi görünüyor. Josef'le alakalı da bir sakatlık problemi olduğuna, ameliyat olabileceğine dair bazı haberler var ama kesinlik kazandığı noktada bunlar üstüne konuşmak bence daha doğru. Evet. Salih'i rotasyonda hayal ediyor musunuz? Diyorum Salih. Ben de Salih Uçan'ım diyor derken hani altyazıda var. Salih diyor ki ya ben hani skor üretecek bir oyuncu tipi değilim. Ben işte mutfakta en klas malzemeleri bulurum, getiririm en güzel yemek için götürürüm aşçı başına teslim ederim yani forvete. Hı hı. Salih bunu söylüyor. Salih maçında Mainz maçında Cenk'e attığı pas birinci sınıf pas. Yani o pas hiç düşünmeden sağ ayağının dışıyla Cenk'e bir anda kimsenin beklemediği anda kaleciyle karşı karşıya bırakan bir kalite Salih. Fizik gücü biraz düşük. Hiç olmadı ki. Geçen sene yani ligimize göre düşük. Genel olarak kendisi düşük. Evet fizik gücü. Mesela Arda'nın da bir an önce fizik güç hocası bir an önce güçlenmesi lazım. Hayat gelip geçiyor. Biraz seyredelim keratayı. Salih çok yetenekli. O yüzden Roma gördü. Alındı oraya. Torpille gitmedi oralara yani. Şenol Güneş'in de çok beğendiği bir oyuncu olduğunu bizzat birebir görüşmelerden bildiğim için söylüyorum. Çok değişik meziyetleri var ama kendi yeteneklerinin belki kendisi de farkında değil demişti Şenol Hoca. O pas, o kalitedeki bir pası tek pasla forvetiyle buluşturan adam sahada sana verecek çok şey vardır. Belki 90 dakikayı çıkaramaz hele Valerin temposunda, Valerin kafasındaki bir hocayla ama hazır tuttuğu anda kendini Salih geçen sene Piyan için çok yapa geldiği 6 numarada oynayıp ön bölgede işte 3. bölgede risk almaktan kaçınarak 6 numarada idare etme yanlışı birazcık Piyan için Salih'e de bulaşmıştı. Salih biraz daha ön tarafa çıktığında 3. bölgenin etrafında dolaşmaya başladığında forvetle çok iyi pas bağlantıları kurabileceğini
Daha önce de çok kez göstermişti. İşte dün Mainz oyununda da gösterdi. O yüzden o bal vermeyen bir arı değil. Yanlış yorumlanan, hak ettiği değeri görmeyen bir oyuncu olarak görüyorum Salih'i. Valerian İsmail'le o da yeni bir çıkış yapabilir bence. Hocam sizin beklentiniz var mı? Salih, ben çok uzun takip ettim. Burada da defalarca anlattım. Bir daha anlatayım. Lise maçlarına kadar takip ettim. Finallerine kadar takip ettim. Hatta Brezilya'ya gittiler onlar. Türkiye şampiyon oldular. Oralara kadar. Ta Antalya'lara gittim. Çekke'ye gittim. Milli takımla birlikte turnuvalar. Oralara kadar. Hep hocalarına da görüştük. Yani futbol kapasitesi ama yetmiyor. Hani günümüzün futbolu sadece bir tane pas atmak da yetmiyor. Artık olayı genel oynamak lazım. Genel oynamıyorsanız siz işte ondan sonra kiralık veriyorsunuz. Ve hatta sizin üst seviyedeki bulunduğunuz takımın daha alt seviyedeki takımlarına gidip oralarda kendinizi boyu yetmiyor. Yetmiyor. Yok yani. Olmaz. 15 dakika faydalanır hocam. Ben de direkt 11 oyuncu olacağını yok, düşünmedim. Ama şimdi böyle takımlarda artık giren çıkan da birbirini tamamlayan oyuncular olması lazım. Hadi ya, şimdi anlatmak istediğim benim devamlı şuralarda. Biz bu kadar yatırım yapıyorsak birbirine bağlantılı oyuncular olması gerekiyor. Ben sadece Kerem'e bağlı kalmayacağım. Evet. Onun aldığım zaman öbürü de aynı meziyette. Ona sistem diyoruz. Ona sistem dediğimiz şeye biz çok zıtız. Hoşlanmıyoruz öyle şeyler. Sistem yapamıyorsak o kadar yabancı hoca getirmeyeceksin. Evet. Yabancı hocayla çalışmayacaksın. Yabancı hocalar bu işin içindeler. Bu kurtlar. Biz de hala üçlüm oynasın, dörtlüm oynasın, birlim oynuyor, ikilim oynuyor. Hep onların peşindeyiz. Ya bırakın abi, sahaya girdiğin zaman işler farklı. Orada çalışmalar farklı. Şimdi oturduğumuz yerden bizi ahkam kesmesin. Şöyle girin bakayım o oyuncularla bir oynayayım. Bir çalışın onlarla. Bir gün bir antrenman verin bakayım. Hani çok dışarıda yazılıyor ya. Ya bu kadar basit değil bu ya. Hocalık da basit değil, futbolculuk da basit değil. Ama Salih kardeşimize gelirsek onun Allah'ın verdiği o futbol zekası, futbol mentalitesi sahaya bir türlü yansıtamıyorsun. Üst seviyedeki takımlarda yansıtamıyorsun. Fenerbahçe'de değil miydin abi sen? Almadılar mı seni? Gittin tamam oraya buraya, ondan sonra Beşiktaş sana kuyuyor. Gene yok. Yetmiyor. Böyle takımlar da yetmiyor. Onun için Salih kardeşimizden biz hep beklediğimiz var. Sen de bu var ya, futbol zekası var sende, bu ayaklar var, bu kafa yapın var ama sen onun üzerine kat. Yetmez. Yetmediğin için de ondan sonra da 3 hafta sonra, 5 hafta sonra seni hadi diyorlar ki kiralık verelim, oynatmıyorlar. Niye de Atiba oynuyor da hala? Niye oynuyor? Çünkü hep adam çalışmış, evet. Hep üzerine katmış. Yaşantısını ona kurmuş. Profesyonelliği kurmuş yaşantısını. İdman bitince arkadaşlarına koşmamış diyelim. Kendine özel olarak çalışmaya devam etmiş. Bakın profesyonellik yaşantıdır. Evet. Profesyonellik gelip geçicidir. Bak adam 39 yaşında bir sene daha mukavele imzaladı. Dünya şampiyonasına gidecek. Salih kardeşim sen neredesin? Çok daha yetenekli ondan üstelik. Sen neredesin? Milli takımda bile yoksun ki yeteneğin hakikaten var. Bunu inkar edemeyiz. İnkar edersek hayır, çarpılırız deriz ya. Var ama o yetenek yetmiyor seni. Hocam taşımıyor. Biz yetenekleri karıştırıyoruz biz. Sistemin, zincirin güçlü halkalarına dönüştürecek sistemden yoksun olduğumuz için ülke olarak yetenekler de böyle heder oluyorlar. Yeteneklerle, senin sistemin yetenekle yoksa takım şey oyuncusunu, yok. Oyun düzeyini anlar. Mesela Kerem geçen sezon Galatasaray'ın en üst seviyedeki oyuncusu değil mi? Evet. Ama kolektif oyunda var mısın? Yok. Onun için şimdi sen bu sezon onu birleştirmen lazım. O ki sen hani atıyoruz ya 20'ler, 30'lar, 30'lar. O da kolay iş değil abi. Adam almak istediği zaman basar sana parayı. Üst düzey takım basar parayı. Sen o dersin, buldun parayı gönder. Ama kolektifte yoksun. Futbol sadece yetenek. Tamam yetenek olacak da kendini başına münasip bir olay değil. O sen o yeteneğini de birlikte birleştiremiyorsan kolektifi, bu sefer sadece bizim dikimizde kalıyorsun. Biz bu sefer deriz ki evet. O süper yetenekli. Kendimizi evet. Kandırıyoruz. Evet. Onun için Salih sağ olsun bunu bize sunamadı. Sadece kendini konuşmalarını veyahut da kendini yeteneğini kendinde münhasır sakladı. Takımına uygulayamayınca. İnşallah bu sezon değişik olur. Etrafında değişik tarzda oyuncular var. Bunları da inkar edemeyiz. İşte Fernando var. Evet. Edson var. O seni yardımlaşmasını yapalım. Bakalım artık inşallah başarılı olur. Trabzonspor diyeceğiz. Bordo Mavili takım sezon öncesi kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı. Haberimizi izleyelim. Devam edeceğiz. Sizce verimli bir süreç oldu mu Selahattin Kınalı Trabzonspor için? Kamp dönemi. Evet. Onu bilemeyiz. Zaten hani fiziksel yüklemeler falan oluyor. Bu kampı yapan her takım bir şeyler kazanarak dönüyordur yani. Bir planlama var. Sezon başı kampları biliyorsun aslında sezonun
fiziksel olarak özellikle belirleyici olan bu kamplar. Evet. Mutlaka bir katkısı olmuştur. Her takım olduğu gibi Trabzonspor'a da, ama Trabzonspor'un gündemi şey, sağ stoper konusu çok konuşuluyor. O sorun bir türlü aşılamadı. Birkaç oyuncuya talip olundu. İşte bir tanesi Müzmin sakat. Bir tanesi o Şakhtar'ın sağ stoperi Marlon çok istendi, olmadı. Şimdi hoca da sık sık söz ediyor. Bir sağ stoper alınacak. Ondan sonra Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne hazır hale geldi dersek de kendimizi kandırırız. Şampiyonlar Ligi düzeyi için herhangi bir Türk takımının yeterli olacağını düşünmüyoruz. Düşünmüyorum ama her şeye rağmen ben Trabzonspor'un ve Abdullah Avcı'nın temel motivasyonunun Şampiyonlar Avrupa olması gerektiğini düşünüyorum. Enerjilerinin çoğunu Avrupa'ya harcarlarsa Trabzon ve Türk futbolunun geleceği açısından yeni bir vizyon, yeni bir yol gösterebileceklerini ve bunun bir keyfiyetten ziyade zorunluluk olduğunu ve Trabzonspor'un da ülke futbolunda devrim yapmış bir takım olarak bunun öncülüğünü yapması gerektiğini düşünüyorum ben. İsterim ki camia da teknik adama ve yönetime bu konuda cesaret versin. Yani benim için Avrupa sahasında alacağım bir galibiyet, Şampiyonlar Ligi grubunda aldığım bir galibiyet, 3 Türkiye Ligi galibiyetine değerdir dedirtebilse taraftar ve oyuncu grubu, taraftar bu duyguyu oyuncu grubuna geçirebilse, o Trabzonspor'un asıl eşik atlaması bu olur. Az önce hocamın sürekli anlatmaya çalıştığı, şampiyon oldu. Ne oldu sonra? O kadar oyuncular aldık, şampiyon oldu. Ne oldu? Ne yaptın yani? Dünyada nasıl bir hikaye yazdın? Biz yerel hikayelerle yetineceksek, yani Edirne'den Kars'a yetiyor bize. O zaman çok para harcamamıza gerek yok. Planlama yapmıyoruz zaten. Federasyon bir kural getirsin. İşte son sırf bu yıl 300 milyon euro para veriyoruz transferlere. O kadar yani 300 tane oyuncu ediyor yaklaşık. Birer milyon liradan, 14 sebancı getirebildiği için herkes, altlık şu bu. Bir, ortalama birer milyon eurodan 300 milyon euroyu yine atıyoruz çöpe. Ne oluyor karşılığında? Şampiyon oluyoruz. Evet. Ne oluyor şampiyon oluyorsun da? Bir tane daha yıldıza katkı yapıyorsun. Ne yapıyor? Yıldız takınca ne oluyor? Şey mi oluyorsun? Politburo generali mi oluyorsun? Ne olacak? Olsan ne olur yani? Önemli olan bir spor kulübü olarak kitleleri kucaklayan ve kendi kitlenle sallıyorum işi. Şutrum Graz'la oynuyorsun mesela. Oranın o halkı birbirine kaynaştıracak bir iklimi, bir kültüre taşıyabilmek kendini. Başarı bu. Kıymetli olan bu. Fakat biz onun görmek istemiyoruz. Biz bütün motivasyonumuzu kendi iç rekabetimizle bütün enerjimizi harcamak üzerine kuruyoruz. Keşke Trabzonspor iyi bir kurayla Şampiyonlar Ligi önerilemesini geçsin. Gruplara kalsın. Gruplarda da en azından iç saha maçlarında birkaç, bir iki galibiyet, beraberlik bile korkunç para. Galibiyet 2.8 milyon euro biliyorsun. Evet. Beraberlik 1 milyon euro. O heyecanı yaşasın. Ha olmadı, Şampiyonlar Ligi bize sert geldi. Avrupa Ligi'nde buna devam et. Olmadı, Konfederasyon'da devam et. Ama orada olalım yani, annemizin ligiyle yetinmeyelim artık. Kim bilirle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Eyvah. Bitsin. İlk sorumuz ekrana gelecek. Hangi teknik adam daha uzun süredir takımın başındadır? Soru bu. Ekrana gelmeden söylemiş oldum ama. Evet. Hakan Keleş, Recep Uçar, İlhan Palut, Mustafa Dalcı. Hakan Hoca Giresunspor'da, Recep Uçar Ümraniyespor'da, İlhan Palut Konyaspor, Mustafa Dalcı Ankara Gücü'nün teknik direktörü. Bir fikriniz var mı? Hakan Keleş dedi Mahmut Hoca çok kararlı bir şekilde. Öyle mi? Ben de diyorum hocam Recep Uçar der de ben de Hakan Keleş derim, tersi oldu. Ben de Recep Uçar diyorum. Yani İlhan Hoca 2 yıldır oradan. Konya'da, 2. yılını yaşayacak. Mustafa Dalcı Ankara Gücü'nde gidiyor geliyor. O tribünleriyle garip bir ilişkisi var. Hem sevimli hem sevimsiz geliyor bazen bana. O da Ankara Gücü de özdeşleşmiş ama çok emektar bir hoca o da. Saygı hak ediyor. Hakan İsmail Keleş... Tan soruları bunlar bu arada. He. Çok önemli bir isim. Hakan Keleş Giresunspor'da 2 yıl oldu herhalde. Şeyden beri, TFF'den beri. 3 oluyor o zaman. TFF'den beri. İlan çünkü yarı da aldı. Geçen sezon devam etti. Ben onun için uzun vadeliden dindiği için oradan çıktım. Bakalım sorunun yanıtına hızlı bir şekilde. Hangi teknik adam daha uzun süredir takımının başındadır dedi. Hakan Keleş tebrik ediyorum. Mahmut Hoca zaten çok hızlı, çok kararlı bir şekilde yanıt vermişti. Devam edelim, ikinci soru ekrana geliyor. Hangi takım Avrupa'da daha fazla kupa kazanmıştır? Nottingham Forest, Benfica, Anderlecht ve PSV Eindhoven. C.
Anderlecht diyor Mahmut Hoca. Valla yine Anderlecht diyecektim. Hocamdan farklı olsun diye Benfica diyor. Aynı cevabı da verebilirsiniz. Yok yok, öyle tadı olmuyor ya. Benfica'nın üstünde bir lanet var. Bella Gutman'ın laneti. Evet. Uzun süredir kupa kazanamıyorlar. Yine de Benfica. Yine de Eusebio hatırına. Benim için tarih. Bana hissettirdikleri gerçeklikten daha güçlü. Brian Clough'un Forest'ı olamaz mı? Forest ama Şampiyonlar Ligi aldı. Öyle alt, mesela Benfica o yapa mı yapa çok kovalıyorlardı. Hatırlıyorsun bize Eusebio'nun free kick golünü Özcan Arkoç'a. 1-0'lık maç. Nottingham Forest dediğimi de bana aklıma hep şey geliyor. Roberts sola çıktı. Şişman Roberts. Muazzam başarılı olan bir takımdı. Premier Lig'e de döndüler yıllar sonra. Evet. Hoş geldiler. Sorunun yanıtına bakalım. Benfica ve Anderlecht cevapları var elimizde. Mahmut Hoca şov yapıyor şimdi bugün. Yok, hızlı bir şekilde Anderlecht'i söyledi. Hocam bilecek. Devam edelim. Üçüncü soruya bakalım. Hangi futbolcu Premier Lig'de daha çok gol krallığı yaşamıştır? Robin van Persie, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo ve Sergio Aguero şıklar. Dört oyuncu arasından acaba kimi tercih edeceksiniz? Burada sallama olacak. Burada tam şeyim yok. Hepsi olabilir. Sergio'ya gidiyorum çünkü daha uzun oynadı gibi geliyor bana ama. Ronaldo kaç yıl kaldı United'da? Efendim? Ronaldo da United'da 4-5 sezon kaldı değil mi? Kaldı. Geçen sezonda yine United forması giydi. Orada fazla yaşamadı gibime geliyor. Van Nistelrooy, onu da... United'da oldu. Robin van Persie. Ben değil diyorum ya. Aguero'yum. Ne dersiniz Selahattin Kınalı? Ya ben çok... de emeğe saygı diye Cristiano Ronaldo diyorum. Hemen bakalım sorunun yanıtına. Doğru cevap Robin van Persie. Pardon. Bu da 3 defa oldu herhalde. Son sorumuzdu. 2 gol krallığı var. 2. Diğerleri bir soru daha mı var arkadaşlarıma sorayım. Noktayı koyacağız spor ajansına. Peki teşekkür ediyorum Selahattin Kınalı, Mahmut Alpaslan. Ağzınıza sağlık. Noktayı koyuyoruz programımıza. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.